Hepiniz ekranlarınızın başına, Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğum, uzman diyetisyen Dilara Koçak. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Hoş bulduk, günaydın. Harika bir gün olsun herkese. Vallahi öyle olsun, öyle, öyle olacak. Olsun. Çünkü çok güzel şeyler öğreneceğiz. Evet. Yeni yeni şeyler öğreneceğiz. Mesela sebze çorbaları, keçi boynuzu, fıstık ezmesi, çiğ tohumu, yulaf ve armudun zayıflama üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hı -hı. Kilolarınızın nedeni stres olabilir mi? Hani bence olabilir eğer diyorsanız. Bunu test etmenin... 10 e, sonra da test etmenin yolunu yine hocamızla öğreniyor olacağız. Kadınlar selilit ve enflamasyona karşı neden ananas tüketmeli? Hı hı. Gergin ve parlak bir cilt için neden fındık, badem ve zeytin tüketmeliyiz? Özellikle de spor yaparken neden meyvenin yanında yoğurt ve sütü tercih etmeliyiz? Ve çocuklarımız özellikle de ergenlik döneminde köfte, yumurta, süt... Peynir ve yoğurdu yemeleri neden çok çok önemli hocamızla konuşuyor olacağız ve çok güzel tariflerimiz var. Harika tariflerimiz var. İlk evet. olarak e, isterseniz şöyle başlayalım. E, kilo vermek için hmm. ne yemeli sorusu aslında hepimizin aklında var. Ne yersem kilo verebilirim diye evet. bu soruyu soruyoruz. Aslında bu kişiden kişiye göre biraz değişen Aynen öyle. bir şey olsa da. Bazı değişmeyen gerçekler evet, ve o besinler gerçekleri var. paylaşalım herkesle. Bu değil. Evet. E, kilo vermek için aklımıza tutmamız gereken en önemli şey kalorisi düşük olanları rahatlıkla yiyebiliyoruz. Rahatlıkla derken yani ya böyle sınır koymadan filan mı soruyorsun? Evet tabii. Ha, yani tamam. Rahatlıkla değil. Biz, e, so. Bizim rahatlıktan anladığımız <laughs> Bu. Su. Mu? Su. Evet, rahatlıkla. Sağ ol canım. Teşekkür Programı <laughs> gidelim. Sadece suysa olmaz çünkü onlar. Şöyle sevgili Çağla, e, su oranı yüksek olan çorbalar. Mesela. Mesela içerisine kabak, salatalık ailesinden bir sebzemizdir. E, kabağın, soğan yüksek oranda lif içerir. Kabak ve soğanlı çorbaları bolca içebilirsiniz. Tamam. Lahana o da yine su oranı yüksektir. İlave olarak bir de ödem attırıcı etkisi olduğu için kabak, lahana Soğan, sarımsak ve maydanozu Zoo. karıştıracağımız çorbalar. Evet şimdi bunların içerisinde de biz çorba dediğimiz zaman Hı -hı. bir terbiye diye bir şey var yani çorbalı. Evet çok teşekkür ederim bunu hatırlattığın için. Çünkü lezzetli kremalı mantar evet. çorbası efendim, falan gibi çorbalarımız evet. Sonra, da var. Bunlar değil. Bunlar, bunlar değil yok. üstüne böyle kaşar eritmeler filan tereyağı kızdırıp dökmeler bunlar yok. Biz bunu tavuk suyuna yapabiliriz, et suyuna yapabiliriz. Lezzeti oradan alabiliriz krema yerine yağlı sosla yerine. Etin kendi suyu, tavuğun kendi suyu. Hatta sebzelerden de sos yapabilirsiniz. E, kalır ya böyle sebzelerin efendim işte sapı kalır, e, kök kısmı kalır. Onların hepsini bir tencerede kaynatırsanız bol baharatla mesela zerdeçalla, zencefille, tarçınla, kakuleyle, soğan ve sarımsakla kaynatın bunu. Hı. Bu sizin sebze suyunuz olsun. Evet. Sonra evde ne sebze varsa içine hızlıca ekleyip robottan geçirip böyle kilo verme, böyle zayıflama ama çorbalarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Böyle bir tarif mesela ben evde çok yapıyorum. Koca bir tencere Çağla evet. 350 400 kalori hiçbir şey hiçbir değil. Hiçbir şey değil. Bütün gün iç. Doya, doyunca, Do, doyuncaya kadar peki. <laughs> sınırsız sebze çorbasını evet. hocamızdan kopardık. Peki keçi boynuzu karşımıza çıkıyor. Keçi boynuzu da enteresan yani. Şimdi mesela Hı -hı. Bir, sanki benim çok sevdiğim bir şey değil. Evet. Ama sanki böyle biraz şekerli bir şey ama keçi boynuzu evet. neden sınırsız tüketmeyi öneriyorsunuz? E, çünkü e, bu bizi oyalıyor. Zaten yemesi çok kolay bir şey değil. Baktığında şöyle e, ufak ufak bunu iyice sindirebilmen için güzel çiğnemen... Ve e, hafif evet. böyle bütün ağzındaki bütün hücrelerde hissetmen lazım. Bak oyalıyor seni. Aman çekirdeğini dişine filan zarar verme. E, bu bir nevi kemirmek aslında. Hani kemirmekten de o hani şeyi geliyor. <laughs> Öyle bir bakıyor ki ya. <laughs> o kadar güzel değil ki çok tadı. Kötü tadı güzel değil ama bu <laughs> kakao beni kakao oyalama. gibi düşün ya. Kakao mu? Kakao musun? Bir saniye hocam canım. bunun için bir 10 dakika düşünmem lazım. <laughs>

Şimdi bu keçi boynuzu bir kere e, kan şekerini dengeliyor. Hı. Tokluk hissini arttırıyor. O sebeple kilo verme diyetlerinde böyle aralarda kemirmek gibi e, ya da bunun tozuyla, unuyla tarifler yapmak gibi Hı. çözümler olabilir. Güzel evet. e, Bir de lif oranı yüksek olduğu için e, tok tutar ama en kıymetli özelliklerinden bir tanesi zayıflama diyetlerinde ben çok üzülüyorum. Yeterli sebze meyve alınmazsa eğer bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor. Bağışıklığı güçlendirmenin Yolu antioksidanlar, keçi evet. boynuzunda da bu antioksidanlar yeter miktarda var. var. O sebeple günde 2-3 tane böyle yavaş yavaş öğüterek yerseniz faydası olur, olur kilo verme diyetinize. Burada karşımıza çok lezzetli bir şey çıkıyor keçi boynuzunun yanında. Onun Hı -hı. sonrasında bana çok güzel geldi fıstık ezmesi. <laughs> Mesela ben fıstık ezmesini çok yiyemiyorum çok enteresan. Ee, yani bir ara spor döneminde falan yiyeyim dedim. Hı hı. Ee, şey midem bulandırıyor fazlası. Aa, yağı yüksek geliyor Bana olabilir. Bana fazla geliyor anladığım hı hı. kadarıyla. O yani olabilir. bir kaşık alıyorum ikinci kaşıkta midem bulanıyor. Fıstık hı hı. ezmeli bir bar yediğim zaman hı hı. da aynı şey oluyor. Hı hı. Evet. Tadını seviyorum ama yiyemiyorum. Çok yoğun bir enerji çok. kaynağı. Çok yoğun. Ee, ben fıstık ezmesini verirken işte aklınıza şu gelmesin. Ekmeğe sür fıstık ezmesini ye değil. ve kilo ver. Bu değil. Haşa hocam öyle ama bir şey miyiz? yani, yani? yani size öyle bir şey verme ihtimaliniz <laughs> ne verme ihtimalim olabilir mesela? Armut. Evet. Armuta, elmaya, bunu böyle ince ince dilimliyorsunuz armutu, elmayı. Üstüne fıstık ezmesi sürüyorsunuz. Hmm. Böylelikle hem tatlı ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Sevgili Çağla dedi ki bana ağır geldi fıstık evet, ezmesi 15. dedi. Çünkü yağ oranı yüksek. Yağ oranı yüksek şeylerin enerjisi, kalorisi yüksektir ama şöyle de bir avantajı vardır. Midede uzun süre kalır. Midede uzun süre kalınca senin o tokluk hissini uzatır. Ha fıstık ezmesi yemek zorunda mısınız? Tabii ki zorunda değilsiniz. Ama olay artık şuradan çıksın. Kilo vermek sadece haşlanmış sebzeyle, evet, sadece değil. yoğurtla değil. Böyle seçeneklerimiz de Var. Biraz farklı alternatifler olsun istedim bugün. Çok güzel. Fıstık ezmesinden sonra çiğ tohumu ve yulaf da hayatımızda olmalı diyorsunuz. Evet. Yani kilo vermek için ne yemeliyim sorusunun cevabı herkes için geçerli olabilecek bir cevap mıdır? Bu? Hayır. Herkes için geçerli değil. Özellikle çiğ. Özel bir ürün. Herkesin çiğ yemesi gerekmiyor. Bunun altını çizelim. Sadece bugün farklı seçenekler evet. olsun masada diye çiayı koyduk. Çiyanın da özelliği şu, ağırlığının 7-9 katı su çekip şişiyor. Adeta bir jel, bir jöle kıvamına geliyor. Burada da yine derdimiz ne? Şu mide bir türlü dolmuyor, doymuyor ya. Bu da oraya geliyor, şişiyor ve orada hacim oluşturuyor. O sebeple çiya ile biz tatlılar yapıyoruz. işte salatamıza karıştırıyoruz ki doygunluk hissini uzatsın diye. Ama dediğim gibi olmak zorunda değil. Değil. Peki vanilyalı bir armutlu e, evet. bir tatlı tarifimiz var. Şimdi hemen bunun yanında. Yine Hı -hı. herhalde bize o tatlı hissine evet. iyi gelecek evet. değil mi? E, o ama duygumuzu. Bak, bu, ama bak. Lütfen burada e, haksızlık etme. Keçi boynuzuna haksızlık ettin. Hocam keçi boynuzu benim damak zevkim. Bunu mi? seveceksin. Bunu sevebileceğim. Şimdiden alıştır kendini. Sevdim bile. Sevdim Hocam sıkırca <laughs> ama ben <laughs> Lütfen. Armut tatlısı yapacağız bir tane. Evet. E, armutlarımız ne kadar güzel geldi. Çok güzel geldi ben Vallahi sana dedim sen. Fırında seveceksin. Hemen şuradan bir çatal bıçak verirsen sevgili Ayşalı. Bir de ben şurada bir minnoş bal istemiştim ya onu da alayım hemen. Bir de bal Hı. getirelim şimdi. Şimdi bu, bu armutlarımızı. Minnoş, minnoş bal. Minnoş bal. Hah aşağıda sen. Şimdi bu armutları ne yaptık efendim şöyle ikiye böldük ortalarını o çıkardık. Fırından mı çıktı o armutlar hocam? E fırınlanabilir ya da böyle hızlı misafiriniz geldi benim gibi son dakika bunları fırınlamayalım tavaya atalım dedi hemen ki Ayşe abla bunu hemen yaptı biz bunu tavada zerdeçal çok az bir tatlı kaşığı şeker sadece bir tat kaşığı şeker ve zerdeçalla çok hafif suyla beraber tavada soteledik. Bak böyle mis gibi zaten şu anda. Çok güzel koktu. Değil o yüzden mi? ben de niye kokuyor diyorum ya evet. şeker varmış. Evet, şeker bir tat kaşığı ama Hocam tatlı kaşığı şeker iyi yani. Yani iyi çok Çay iyi. Çay kaşığının ucunun ucunun tırnağının ucu, ucu değil yani. Ee, bir de zerdeçalla tarçın koydun. Umuş çok gibi koku oradan geldi. Şimdi bunu böyle çeviriyorum. İçini zaten şey yapmıştık ya böyle yuva gibi yapmıştık. Evet içini labne, oymuştuk. Labne peynir. Efendim tarçın. Allah Allah çok enteresan bir tarif evet, hocam. Evet ve bir ve... bol içinde bir kaşık alayım hemencik oradan. Karıştıracağım. Bunu üzerine... Yani böyle sos yapılır ya kabak tatlısına, ayva tatlısına. Kaymak konur sanki ya, <laughs> değil mi? Yok, yani ben şey. Hani evet. örnek, evet, evet. Kaymak yerine gibi, gibi. O havalarda, yine kabak yoğurt tarçın niyetine, tarçın bal. evet, yoğurt tarçın balı, şöyle güzel hemencecik. <laughs> İnanın buna şans verin, şaşıracaksınız tadına. Bu biz, ben Çukurova'lıyım hatırlarsan, Adana, Tarsus, e Mersin evet, memleketi. Evet, evet, Bizim oralarda. Kerebiç diye bir tatlı vardır Çağla. Hmm. Akıllara zarar. Hmm. Ay böyle şey içli köfte gibi. Dışı irmik, içi full şan fıstık dolu. Onun üstünde böyle bir sos vardır. Tabii labneli değil. Şu an canınızı çektiğini hissediyorum evet. hocam. Evet ben de insanım yani. Tabii, tabii. Diyetisyenim ama insanım Çağla. Peki <laughs> yoğurt tartın balı. Bunun üstüne hemen kaymak şöyle niyetini. kaymak niyetine Balını. koyuyorum. Çok güzel. Gerçekten. Bir ara sen şimdi makyajını şeyini bozma tadına sonra bak bir ara mutlaka bak, evet, bir ara bak. Bunu. üstüne de bir cevizimizi koyalım şöyle. Bu bir tatlı kaçamağı mı olsun? Gibi Gayet düşünelim. güzel bu bir e, kaçamak değil, değil hakkını aslında. vererek içiniz rahat ederek yiyeceğiniz bir tatlı bu. Şöyle göstereyim apacığım. Evet ben yarım armutla doyuyorum. Efendim e, siz hızınızı alamazsanız ikinci dilime de geçebilirsiniz. Sonuçta hepi topu bir armut evet. yemiş hepi topu olacağız bir armut, yani aynen. baktığımızda. Peki bu şimdi da şuna da geçelim isterseniz bu güzel tariften hı hı. sonra kilolarınızın nedeni stres olabilir mi sorusunu. Evet. Aslında günümüzde herkesin kendisine sorması lazım çünkü son iki senedir hem bir hem koronadan dolayı da, Doğru. hem de tabii ki yeme içme düzenimiz, spor düzenimiz, her hı hı. şey, uyku düzenimiz her şeyden hı hı. önce çok çok bozuldu. Ve gerçekten bir stresli olduğumuzda daha mı çok e, kilo alıyoruz, daha mı çok evet. yiyoruz yoksa yediklerimiz mi daha çok yarıyor yani nedir bu? Şimdi stres duygusu çözülememiş bir durum var ortada ve bununla baş edemiyorsan aklına en kolay baş edebileceğin seni en hızlı mutlu edecek şey geliyor. Bu noktada da yemek bizim çocukluğumuzdan beri işte ağladığımızda emzikten ağlamadığımızda emzirilmeye varana kadar o davranış modelinde stresi çözmek için en hızlı mutluluk yemek geliyor insana. O yüzden stresiniz sebebiyle mi yiyorsunuz acaba'yı 10 soruluk bir testim var. Bu sorulara evet ya da hayır diye cevap vereceksiniz. Eğer verdiğiniz cevaplar evetler 5'ten fazlaysa siz stres sebebiyle yemek yiyorsunuz demektir. Yapalım mı? Haydi yapalım. Kime yapalım acaba burada? Gel Aa, Merve sana güzel. yapalım. Güzel. Aa Merveciğim. Yeni geldin seni bir testle taşlandıralım Merveciğim. Ya benim yani çok Stresliyim ben de az stresli değilim ama çok fazla stres tarafını yemekle dolgulayan birisi olmadığım için sana soralım dedim. Gel bu da yeni anne bak bu da yeni anne. Evet yani. maşallah. Allah adını babalı ben. bir içsin. Ay heyecanlandı <laughs> dur. Hamil inşallah diyor. Mikrofonu getiriyorum sana. Hocam siz dilerseniz soruları sormaya başlayın. Evet. Sevgili Merve. Yemek yemek için Tut. kendini çok mu meşgul buluyorsun? Yani hep yemek yemekle ilgili mi düşünüyorsun? Değişiyor ruh haline göre. Ama böyle sessiz konuşamazsın. Değişiyor ruh, değişiyor ruh haline mi? göre. Evet. Yani Mesela yemek yerken böyle kendini sürekli yemek yerken buluyor musun bu aralar ya da Kontrolsuz. son dönemlerde? Yok bulmuyorum. Bulmuyorsun. Hayır tamam Güzel. bir Yok, hayır var. Ben de ben senin için. Peki. Gibi. Kendini sürekli stresli, sürekli bir şeylere yetişme hali içinde hissediyor musun? Şu an hissediyorum. Kalem evet miyim? Deniz hissediyorsun. Canım. Peki buna karşı, strese karşı koruyucu böyle işte nefes gibi farklı yöntemler biliyor musun, yapıyor musun? Yok yapmıyorum. Yapmıyorsun. Buna evet dedi o zaman. Kendini sürekli stresli hissediyor. Egzersiz yapmak için kendini çok mu meşgul hissediyorsun? Buna zamanım yok diye mi düşünüyorsun? Yani şu an bebek olduğu için Hı -hı. zamanım yok açıkçası. Peki gün sonu kendini yorgun hissediyor musun? Şu an evet. Evet. Şimdi Merve'nin zaten emzirme döneminden dolayı stresi yüksek. Yüksek değil mi? Dolayısıyla bu ikinci ve üçüncü soruya evet dedi. Bir tane hayır dedi. Dördüncü soru her gece yedi saatten az mı uyuyorsun? Yani bebekten dolayı evet. evet. Yanlış insan. Ya o zaman geç, şöyle yapacağız bak. Geç emzire, geç. Açıkçası bebekten dönemi. önce Hı. çok güzel uykum vardı. Evet. Bu bize şunu gösteriyor. 6 aylık bebeğe olan herkes stres sebebiyle yemek yiyebilir. Aman dikkat. E, o da evet doğru. E, evet. Çünkü gece uykusu yok. Sürekli doğru yaptın mı telaşında? Yani şöyle bebekten dolayı Beş dakikada yiyorsam yemeği bir dakikada yiyorum. Hemen hızlıca yiyorsun. <laughs> evet, yani şu an zaten için. düzen birazcık aslında... Dönüşümlü yiyoruz. O, o yüzden ne de. yapıyoruz? Sevgili kocandan bu konuda yardım istiyoruz. O çok Aa. büyük desteğim zaten. O da Apocuk. burada mı yoksa? Evet Sabirdin. orada. Apu. El sallıyor tabii. <laughs> Sana da hayırlı olsun. <laughs> Peki devam, devam edelim. Yine çok ekran başındaki izleyicilerimiz de aynı zamanda evet. bu testi kendilerine yapıyor oluyorlar. 7 saatten az uyuyorsanız bu da bir stres kaynağı haline gelebiliyor. Evet, Bel çevrenizde gerektiğinden daha fazla mı bir e, kütle var? Sabah konuştuk <laughs> da. Kıyamam Merve'ye. Şu anda biz ama bu şey. Direkt şey ama evet o 6 yani. e, aylık <laughs> Evet. Çocuk. Anneyim ben daha. <laughs> Anne diyeyim. Ne biçim yazdım ya dur. Tamam. Evet. evet. Peki devam. Stresli olduğunda, sinirli olduğunda kendini tuzlu ya da tatlı bir şeyler atıştırırken buluyor musun? Evet, evet atıştırıyoruz evet. Atıştırıyorum. Evet, Hepimizi tamam. Atıştırıyoruz. <laughs> evet. E, yeme alışkanlıkların aynı kalsa da stres yüzünden böyle e, sabahları daha gergin uyandığını hissediyor musun? Ben sabahları çok mutlu uyanıyorum. Allah mutlu şükür. ya, maşallah evet, Hayır. tamam. Evet. evet, evet. Son soru. Sırf evde sağlıklı yemekler var ama Kendime bir ödül vereyim diye dışarıdan yemek siparişi verdiğin Hep ödül olduğunu. veriyorum. Ben de hep. <laughs> evet sende de stres. Evet bende de var Evet stres. sende de stres ha, var. Evetler çok mu oldu Evetler çok oldu bu stres. Ama o şeyden dolayı yeni anneyim ya. Hmm. Anayım ana. <gülüyor> <gülüyor> yani çoğu aslında hayır da. Evet. Tamam Şu normal an değil. Şey tamam ne görelim seni? Saymayalım bunu saymayalım. Yok saymıyorum. sayın ama yani tamam, biz düz, seni izleyen çok izleyen iyi hamleler Peki. var. Ma mazur mu demek istedin? evet. Tabii, görelim. Mazur görelim. niye görelim? O kadar doğal Bu, bir süreç ve evet. bütün bütün hamilelerini Sen maşallah çok da güzel seni atlattın. Seni kutluyoruz. Harikasın kutluyoruz. Şimdi Sonuca baktığımızda evet. hocam stres kaynaklı olup olmadığını anlamamız için evetlerin çoğunlukla evet. olması gerekiyor. Eğer az uyuyorsan, evde yemek olduğu halde dışarıdan yemek siparişi veriyorsan, Veriyoruz. sinirlendim gerildim üzüldüm hemen bir şeyler kendini atıştırırken Yapıyoruz. buluyorsan, bel çevren giderek genişliyorsa stres sebebiyle yemek yiyor olabilirsin. Çünkü stres böbrek sütü bezlerinden kortizol salınımını arttırıyor. Bu da insülini tetikliyor ve insülin de nereye geliyor yapışıyor artık bunu herkes öğrendi. Hmm. Bel çevresi. Ve en yapışıyor. inatçı hocam şöyle geçelim isterseniz herhalde en inatçı olan en erimeyen bir ne kadar kilo verirsen ver. Gitmeyen şu karın bölgesindeki yağlar Maalesef. oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Niye o kadar inatçı orası? Ee, orası en son gidiyor çünkü burası hiç hareket etmiyor çağla yani. Ya burayı, çekin, hep... Ha çekin çekebiliyorsun sen. Çekiyorsun görüyoruz Hayır, Ben zaten, çekiyorum da yani gitmeyenler için söylüyorum. Mesela evet. kardiyo yapmak, yürüyüş yapmak anladığım kadarıyla Hı -hı. yetmiyor. Tek başına yetmiyor. Buradaki yağ yakmak için oraya ayrı bir egzersiz istiyor anladığım kardiyo kadarıyla. Kardiyo sonrası vücut ısınmışken, nabız yüksekken karın yağlarınla ilgili, karınla ilgili egzersizi ekleyeceksin ama bes ...beslenmeniz Çok ona önemli. uygun değilse karın yağları gitmiyor. Yine gitmiyor. gitmiyor. Doğru Geçen söylüyorsun. Öyle. Peki şimdi kadınlar için önce sonra erkekler için sonra çocuklarımız için ergenler için spor yapanlar için diye... ...sizlere böyle blok blok beslenme programlarını ayırdık. İlk olarak bakalım kadınlar ne yemeli? En büyük dertlerimizden bir tanesi selülit problemi hı hı. ve tabii ki bütün hastalıkların altında yatan sebep de enflamasyon. Selülit ve enflamasyona karşı hocamız ilk olarak bize ananası hayatımıza sokmamızı öneriyor. Evet. Buyurunuz hocam. E, ananas hem selülit içindeki bromelin maddesi sebebiyle hem de enflamasyona karşı e, duran bir meyve. E, ananasa yer verebilirsiniz ama bazı dönemlerde ananas tüketmek yeterli olmuyor ya da ananasa ulaşmak mümkün olmuyorsa e, doğru özütlenmiş... <laughs> Güvendiğimiz ananas tabletleri de olabilir. Ee, inflamasyona karşı hemen burada zerdeçalım da var. Onu da eklemek istiyorum. Onu da ekleyelim. Evet, zerdeçalı. Evet, 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 her şeyi. Evet. E, çünkü zerdeçalın olduğu yerde inflamasyona karşı gerçekten iyi bir silah oluyor bu bizde. Şimdi kadınların selütle ilgili ananas dedik, zerdeçal dedik, bol su. Bunu unutmayalım. E, yemeleri lazım. E, diğer taraftan kadınlarda en sık gördüğümüz diğer bir problem de demir eksikliği biliyorsun, evet. kansızlık. Hı hı. Ben kadınlar için Üç temel konu hazırladım bugün kansızlık, gergin ve güzel bir cilt. Diğeri de selülitti. İstersen demir kaynaklarına da tabii Tabi ki. Tabi ki. tabii ki. Tamam. Hocam. Pekmez çok iyi bir demir kaynağı, e, bitkisel kaynaklardan. Hayvansallara baktığımızda karaciğeri olur, yumurta olur, kırmızı et olur. Ama bunlara ulaşma imkanınız yoksa bitkisel kaynaklardan da demiri almak mümkün. E, pekmez başta olmak üzere kuru üzüm olur bunların yanında kuru kayısı olur. cildimiz için de Evet, gergin ve parlak bir evet. cilt içinse fındık, badem ve zeytin özellikle öneriyoruz. Aynen. Öneriyorsunuz. Zeytin. Neden bunların ortak özelliği nedir hocam? Hemen söylüyorum. Eee şeyde bademde magnezyum var. Magnezyum gerçekten hepimizin aslında kandaki değerini ölçtürmesi gereken bir mineral. Hmm. Pek çok görevi var vücutta. Ciltle ilgili de magnezyuma ihtiyacımız var. Zeytin dediğimiz zaten zeytinyağı. Zeytinyağı iyi bir cildin olmazsa olmazı. İçerisindeki fenolik bileşikler ve E vitamini e vitamini cildimiz için çok kıymetli. Fındığa baktığımızda fındıkta da yine E vitamini var. Faydalı yağlarımız var. Cildi besleyici yine fitokimyasallar var. İçeriyor. Bunlar böyle cilt sağlığımız. E, kadınlarda en sık görülen kanser hı hı. türü olduğu için de özellikle menopoz evet. sonrasında evet. meme kanserine karşı tüketebileceğimiz yine koruyucu amaçlı yardımcı olacak bir takım hı hı. besinler var. Bunlardan da bahsedelim hocam. Evet meme kanseri için e, vücudumuzda yağı azaltmamız gerekiyor. Çünkü e, östrojen e, kadınlık hormonumuz yağ ile benzer e, özellik gösteren bir hormon vücudunda yağı yüksek olan bireylerde meme kanseri olma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösteriyor çalışmalar. O sebeple peynirimizi az yağlı olandan. En güzel seçimlerden bir tanesi çökelek. Hmm. Çökelek olur lor peyniri olur az çünkü yağlı yağı, olan, yağı az. Tercih. Yoğurdumuzu kendimiz yapalım. Evet. E, az yağlı e, şeyden e, tercih edelim hazır alıyorsak da. E, süt yine aynı şekilde. Kefir aynı şekilde. Bir de yumurta ve kuru baklagillerin altını çiziyorum. Çünkü kanserojen maddeleri bağırsaktan atmak için baklagillerin içindeki lifler bir süpürge görevi görüyorlar. Bağırsaklarımızdan bunları atmaya yardımcı oluyorlar. Hmm. Kuru baklagillerde en güzel lif kaynağımız kansere çok karşı. Çok güzel de doyuruyor gerçekten. Tabii doyuruyor. Ben doyurur, alıştım yani çok bayağı. Çok tutar. evet Bir de e, insülin direncine karşı. Tabii Hı -hı. ki bir takım genetik faktörler de vardır mutlaka evet. hocam ama genellikle beslenme bozukluklarıyla Hı -hı. ortaya çıkıyor insülin direnci. İnsülin direnci olanlara, insülin direncine karşı Hı -hı. E, yine önerebileceğiniz 2-3 tane besin var. Yoğurt, kefir ve pancar. Pancar, ne? Neden? evet. Şimdi e, pancar... Akla böyle hemen pancar şekeri geliyor, pancarın şekeri yüksek mi, havucun şekeri yüksek mi. Ben sebzeler çiğ yenildiğinde ya da çok azıcık buharlandığında yanında kefirle, yoğurtla yenilmesinin unutulmaması gerektiğini söylemek ne, istiyorum. Neden? Özellikle yanında Çünkü karbonhidrat olan bir sebzeyi yediğinde kan şekerini hızlı yükseltip insülini uyarabilir. Ama senin midene gittiği zaman bu karbonhidrat oradan bağırsaklara geçtiğinde yanında süt gibi yoğurt gibi kefir gibi bir protein varsa bağırsaktan kana hızlı geçiş olmaz. O protein yavaş. adeta onu yavaşlatır. Yavaşladım. Önünde böyle bir set çeker. Yavaş artınca da insülin hızlı yükselmez. Tek derdimiz hmm. insülinin hızlı yükselmemesi lazım. O yüzden de yoğurt, kefir, peynir bunlar karbonhidratla tüketilirse emilimi Yavaşlı, evet. yavaşlar. Bu da bizim tabii ki çok ucu. daha tabii, evet, ucu. güzel bir ipucu oldu. Şimdi cilt sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz bazı ufak tefek değişikliklerle minik bir ara verelim. Sonra e, erkekler ne yemeli tamam. onu da konuşacağız. Tamam, tamam, e, hocam dilerseniz onlara tek tek geçelim. İçerindeki likopen adı verilen antioksidan maddeyi kullanabilmek öyle. için ne yapmamız gerekiyor? Likopenin artık nerede olduğunu hepimiz çok Herkes çok iyi biliyoruz. Biliyor. Bütün domates. kırmızılarda başta evet, domates evet, evet, olmak, olmak üzere. üzere. Domates çok önemli. Domatesin içindeki likopenden faydalanmamız için cilt için az önce söylemiştim zeytinyağını. Domatesin üstüne zeytinyağı koymak ya da zeytinyağı ile domatesi sotelemek Ağustos ayında sonra bunu kavanoza koyup saklamak harika bir yöntem. Meyve ve sebzelerin antioksidan gücünün zengin olduğunu bilerek tüketimlerinizi mutlaka artırmamız gerekiyor. Evet. Omega 3 yağ asitleri asitlerince zengin olan balıklar genel sağlığı korumada olduğu gibi cilt sağlığımız için de çok çok önemliymiş. Aynen öyle balığı ama ne yapıyoruz içindeki omega 3'ü e, bir ayçiçek yağında falan kızartarak öldürmüyoruz. öldürmüyoruz. Onu buharda yapıyoruz, fırında yapıyoruz, yapıyoruz ya da çok az zeytinyağıyla yapıyoruz. Ve son olarak siyah ve yeşil çayın koruyucu etkilerinden faydalanmamızı istiyorsunuz. Doğru. İçinde çünkü epigallok ateşin gallat dediğimiz bir madde var ki çayda o cilt sağlığı ve antioksidanı bize veren madde. madde. Cildimizin kötü huylu arkadaşları da var. Maalesef. Yani cildimizde aslında ne kadar da olsa hani içten beslenerek cildimize nasıl zarar verdiğimiz, niye bu kadar sivilceleniyorum, niye bu kadar donuk bir cildim var, niye bu kadar cansız diye düşünüyorsanız gerçekten beslenmemizi de göz önünde bir kere bulundurmamız gerekiyor. Mesela yağlı salata sosları, mayonez ve yağlı peynirler. Düşünün ki biz ne dersin ki? yani kaşar peyniri yiyorum ne kadar güzel, sağlıklı <laughs> yanına işte bir e, ekmek yiyorum düzgünce dersin evet. ama fazlası Fazlasın. o bile cildi mesela bakın ben de Sivilce yapabiliyor. Evet fazlası e, yağlı gıdaların, tuzlu gıdaların fazlası cildin maalesef dostu değil. Evet tuzlanmış salamura yapılmış her türlü yiyecek cildinizin kötü arkadaşlarından. Yine aşırı yerse bir turşuyu seviyoruz probiyotik ama aşırı turşu yediğinizde evet. e, o zaman dengeleri bozuyoruz. Salam, sosis, sucuk, pastırma, jambon gibi bütün şarküteri ürünleri. Evet mümkünse bunları yani bizi hiçbir şeyimize faydası yok ki. Cildimize olsun. Şey, kötü arkadaş. Ya kötü arkadaş şey olarak faydası var ne? yani. Lezzeti çok Lezzet. güzel ya. Lezzet işte dengeli olsun. Dengeli canım. olsun dengeli efendim. Olsun. Yağlı ve şekerli hamur işleri. Aynen börekler, öyle. Çörekler, Hele poğaçalar. de bir de bunlar yağda kızarıyorsa böyle börekler falan sakın diyeyim uzak duralım. Ve aynı zamanda çok fazla miktarda alınan gazlı içecekler ve tabii ki aşırısı kahvenin Hı -hı. de çayın da aşırısı cildimizin aslında kötüyüyle arkadaşları. Az önce kahve ve çaya iyi dedik. Evet. kateşinlerden dolayı. Ama bakın çok fazla miktarda olursa istemiyoruz. İçinde şeker olursa istemiyoruz. İstemiyor. Ha, şekersiz de şekersiz. ayrıca olması evet. gerekiyor. Peki gelelim erkekler ne yemeli köşesine hep kadınları Hı -hı. konuşacak değiliz. Buyurun efendim erkekler için önerilen bir evet. takım besinler var. Şimdi Buyurun. erkekler e, genelde böyle durdurak bilmiyorlar ve evde sebze varsa ekran başındaki pek çok kadın bana hak verecektir sanırım. Evde ne yemek var? Sebzeyi yemekten saymıyorlar. Evet. Onlar çok etçiller. Et istiyorlar. Sanıyorum bu atalarımızdan gelen o avlanma duygusunun da bunda etkisi var ama artık hiç kimse ava gitmiyor. Hani evinizde oturuyorsunuz çoğu insan da evden çalışıyorsa eğer artık ava filan gitmediğimize göre sevgili erkekler sebze yemeye öncelik verin. Kocanıza da bu örneği verebilirsin ava gitmiyorsunuz. Kocacığım sen sana diye. yemek yaptım. <gülüyor> 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 Bak, sen kafana de gülüyorsun. Kafana fırlatacak ama şimdi onu. Ama bak bunu sen verdin elime kafana fırlatır tabii. Ama bu bir örnek. Ne Nasıl öyle diyor? ızgara şöyle güzel tencere yemeği yapacaksın. Evet sebzeyi. bu, bu çok çiğ oldu şu evet, an. Şaka. Yani. yani. Esprisi tabii Güveç yapacaksın adama böyle salçasını koyacaksın, domatesini koyacaksın. Üstünde ekmeğe baharatını koyacaksın. çukurovalıyım dedim şurada. Doğru doğru. Valla Çukurova'da adam kafana fırlatır evet, yani. Evet evet doğru Biz bunu Çukurova'da kebabın yanına koyuyoruz. Doğru söylüyorsun. Ben ne biçim diyetisyen oldum son ben dakikada. Ben ne oldu bir anda böyle <laughs> <laughs> Kebaba girdik oradan çıkamıyoruz bir türlü Efendim bunu da yiyin kebabı da yiyin de ayda bir kere yiyin ayda bir Erkeklere kere de kadınlara da söylüyorum tamam. Sebzeyi lütfen Güzel erkeklerin sebze daha fazla yemesi gerekiyor e, Kuru meyvelerden hoşlanmıyorlar çok fazla Onu böyle daha yine işte kadın işi çoluk çocuk işi falan gibi görüyorlar Neden peki kuru meyve tüketmeliyiz bana da bunlar mesela hiç benim elimin alıştığı bir şey değil Hep bana şekerli fuzuyla bir şey gibi ha. geliyor e, e, Sen zaten kadınsın e bırakayım o zaman. <laughs> ha, hocam ama kadınlar da yiyor ya kuru meyve. <laughs> kuru Erkekler meyve kuru meyveyi ciddiye almıyorlar. Oysa kuru meyve yediğimiz zaman tok tutuyor. Ha tok tutuyor. Suyu uçtuğu için geriye lifi kalıyor. Lif kaldığı zaman da az da çiğneme süresi uzuyor. Hmm. Erkekler daha hızlı yemek yerler. Genelde e, çok böyle hemen çiğnemeden yutarlar. Hadi bunu çiğnemeden yut bakalım. Yutamazsın. Yok yutamazsın. yutamazsın. Değil mi çok lifli ve sert. Evet o yüzden o çiğneme duygusu için erkekler kuru meyveyi daha fazla yerse dengeleme yapmış olurlar. olurlar. Evet. Peki e, bulgurumuzu eklememiz gerekiyor diyorsunuz. Evet. Normal pirinç yerine bir bulgur mu tavsiye ediliyor Lütfen, şu anda? Lütfen pirinç evet. yerine bulgur istiyoruz erkeklere. Erkeklerde de kadınlarda meme dedik prostat ve kolon sık görülen kanserlerden. Bağırsak sağlığımız için bulgurun işte kara buğdayın e, rafine edilmemiş tahılların önemli var. Erkeklere pirinç pilavı yerine bulgur pilavını da sevdirin sevgili anneler. Çocuklara, erkek çocuklarına küçükken bunları öğretin çünkü büyüyünce yedirmek daha da zor oluyor. Hmm, doğru söylüyorsun. Sen Kesinlikle evde kaç... yapıyor musun e, kuzey pilav? Ne? Bulgur pilavı. <laughs> <laughs> Korkutun. <laughs> Aa bizde siyez bulgurlu siez üstüne bulgurlu, kıyma, yoğurt, tamam. şey e, öyle. E seninkiler büyünce o zaman yer bulgur. Bence ya, ya kuzey'den hmm. çok ümitliyim de uzayla ilgili söz veremem şu anda hocam. Domates ve soğan diyor evet. erkekler için. Evet domates çok çok önemli neden o likopenden prostat kanserine karşı koruyucu etkisi pek çok çalışmayla kanıtlandı. Domates e, ama yine ile erkek sağlığında çok önemli. Soğan içerisinde sülfürlü bileşikler var. Soğan hatta sarımsağın bir arada olması yine e, erkek kanserlerinde koruyucu etki, etki gösteriyor. gösteriyor. Erkeklerin de yaptığı, beslenmede yaptığı beş büyük hataya birlikte bakalım Haydi hocamızla bakalım. birlikte. Evet. Bir, her zaman yemeğe hazır olmakmış. Her günün her saatinde yemeğe hazırlar. Bizim evde bir boğa burcu var mesela. İstediği kadar diyet istene şu. Günün her saati yemeğe hazır. E şimdi ne yiyoruz? Ya şimdi bir şey yemiyoruz. Şu an gazete okuyabiliriz. Yürüyüşe çıkabiliriz. İlla yemek yemek zorunda mıyız erkekler? Onların sevdiği aktiviteler değil mi? gece geç saatlerde yemek yemek. Evet gece içlerinden bir iştah canavarı çıkıyor. Hayır sadece kendilerine değil kadınlara da zararı dokunuyor. Çünkü yanındaki kadının da canı çekiyor. Karı koca diyete geliyorlar. Kadın harika yapıyor. Adam eve gelirken bir şey oluyor. Kadının Bozuluyor. bütün dengesini bozuyor. Evet. Bir de öğ öğün saatlerine dikkat etmemek. E tabii ki yani mümkün değil bizim kadar dikkat etmeleri değil mi? Evet. Acıkınca evet. yiyorlar. Şu Erkeklerin öğündü, bu öğündü. yanlışlarından bir tanesi de bu. Hiç saat tanımıyorlar maalesef. Evet. E büyük porsiyonları tercih etmek. Tabii ki ben erkeğim çok yerim. Düşüncesi. Öyle. Bir buçuk porsiyon iki porsiyon kadınların söylediğini pek görmüyoruz. Genelde bunu erkekler yapıyorlar. Lütfen yapmayın sonra onlar geliyorlar işte yağ olarak birikiyorlar. Bu defa şekersiz beslenmek zorunda kalıyorsunuz insülinden dolayı. Yağsız beslenmek zorunda kalıyorsunuz karaciğer yağlanmasından dolayı. Erkekler ilk önce böyle yükseltiyorlar, yükseltiyorlar sonra aç kalmak durumunda kalıyorlar. Kalıyorlar. E ve kalorili içecekler daha sık tüketiyorlar. E, sıvı erkekler. kalorileri biraz Kadınlara gazlı göre daha fazla daha fazla. gazlı içecekler, belki alkol içecekler daha fazla alıyorlar. Ve yaptığı yanlışlar arasındaydı erkeklerin. Mutfağımıza getelim hocam. geçelim hocam. Mutfağımızda 2-3 tane yine tarifimiz var. Ee, az önce meme kanserine karşı savaşan besinlerden bahsetmiştik. Evet. Ee, bununla ilgili bir puding yapacağız. Sonra insülin direncine karşı iki ana malzemeli bir ekmek hazırlayacağız. Ardından da kabızlığa karşı doğal bir marmelatımız var. Ee, bu da yine keten tohumu ve zeytinyağı ile evet. hazırlayacağımız. Ee, i̇stersen şimdi bu... E, Olur. Hangisini istersen ondan başlayacağız. Şimdi şu mesela. çok enteresan bir ekmek. Fırına girecek bu. O zaman onu ee, yapalım onu önce. Onu yapalım. Tahin ve yumurtadan ekmek yapacağız. Bak Tahin başka hiçbir şey yok. Tahin ve yumurtadan ekmek yapıyoruz. Aynen. Buyurun. 3 tane yumurtamız var. Evet. 3 yumurtamızı çırpacağız tahinle birlikte. Tamam. Ondan sonra... E ee, ve bu e, bir danışanım bana anlattı bu ekmeği. inanmadım Ofiste 2-3 kere denedik. Hepsi çok başarılı oldu. Sonra benim tariflerimin arasına girdi bu. Kim keşfetti, kim buldu bilmiyorum. Allah Ama Allah. onu iyi çırpalım böyle. İyice bir böyle köpürtelim mi diyorsunuz? Köpük olsun iyice. E, köpürsün. İçine karbonat koyacağız, sirke koyacağız, tuz koyacağız. O kadar. Evet. Ama bir su bardağı tahinimiz var Ayşe abla. Biraz daha tahin ben onu çırpayım. Onu çırparken birazcık daha e, evet. tahinimizi ekleyelim. Bir sonra, ekmek hazırlıyoruz. Sadece iki malzememiz var. Az sonra zaten o fırına girecek. Evet. Özellikle de insülin direncine karşı hazırladığımız bir ekmek. Çünkü insülin neyi e, alıyordu da e, kan şekerini yükseltiyordu. Un. Karbonhidratı. karbonhidratı. Bunda şu evet. anda hiç karbonhidratımız yok. Yumurta zaten anne sütünden sonraki en değerli protein kaynağı. Yumurtanın tamamı protein. Tahinden de yağ geliyor. İçinde karbonhidrat seviyesi. Onu güzel bir şey değil mi? Mikserle evet. de böyle bir yaparsak evet. daha da böyle Mikserle bir Mikserle yaparsak daha güzel olur. Soğur, i̇çine de tahini döktük. Evet tahin döktük. Ayşe abla sirkemizi, karbonatımızı biraz sirke. Evet, bir kaşık. Dur. Ay, neler oluyor hocam? Şöyle. Hemen toparladı. Tabii hemen toparladı. Of, Şeye of, ihtiyaç of. vardı. Robota ihtiyaç vardı. Evet. Birazcık da. Bunu böyle az az dök ben iyice karıştırmaya çalışayım. Karbonat. Hı hı. Aa, zorlandı evet. hocam. Evet. Biraz da tuz var. Yardım da edebilirim isterseniz. Birazcık da tuzumuzu ekliyoruz. <laughs> Az sonra evet. tariflerimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı konuşacağız. Hı -hı. Spor esnasında neler yiyebiliriz onu tamam. konuşacağız. Ergen çocuklarımızın neleri tüketmesi tüketmesi gerektiğini konuşacağız. Aynı zamanda bitkili bilimi ve güzellik uzmanı sevgili suna Dumankaya ablamız da bizlerle beraber olacak. Sohbetimiz devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Minik bir ara. Aradan sonra buradayız. Evet Çağla ile Yeni Bir Gün devam ediyor. Dilara çok hocamızla birlikteyiz. Şimdi e, sporcu beslenmesine geçelim. Hı hı. Özellikle de sporcuların tüketmesi gereken besinleri konuşuyor olacağız. Evet. Şöyle buraya hazırladık onları. Sporcuların karbonhidrat, protein ve yağı bir arada almaları çok önemli. E, temel enerji kaynağımız zaten karbonhidratın 1 gramı 4 kalori. Proteinin 1 gramı 4 kalori, yağın 1 gramı 9 kalori veriyor. Bu üçünü bir arada barındıran sadece tek bir yiyecek var diyebiliriz. Süt, yoğurt ve peynir hem karbonhidrat, hem protein hem de yağ içeriyor. Bu üçünü bir arada içerdiği için sporcuların uzun soluklu enerjiye ihtiyacı var. Bir başlıyorlar, bir saat koşuyorlar, bir başlıyorlar işte aralıksız e, yarım saat e, 40 dakika yüzüyorlar. E, o yüzden o enerjiyi her zaman tam tutmaları için karbonhidrat, protein ve yağ önemli. Süt, yoğurt, peynirin altını çiziyorum. Çok Yanına Şimdi tabii Çağlıcığım bu kadar uzun spor hani sen de biliyorsun yapınca kan şekerini de minik minik beslemek lazım. Hmm. İşte o kan şekerini dengelemek için bu sütle, yoğurtla beraber meyve yemek sporcular için en güzel seçimlerden bir tanesi. Bazen çok hızlı e, yiyip içmek gerekiyor. Evet. O zaman... İşte süt yoğurtla meyveyi mesela e, smoothie yapabilir, muzlu süt yapabilir, hmm. meyveli yoğurt yapabilir. Efendim istiyorsa bunun içine bazen birazcık yulaf ekleyebilir. E, çünkü karbonhidratı yani kan şekerini sporcuda her daim tam tutmak gerekir. Gerekiyor. E, tam tahıllı ekmekten tost öyle kara karabuğday, iyice lifi ve proteini tam olsun, tam tahıllı, tam çekirdekli olsun. Hatta Ruşemli olsun daha iyi. İçine de peynirini koyuyoruz. O. Protein olsun diye. Protein olsun Hı -hı. diye yiyoruz ve diyelim ki yetişme döneminde bir çocuğumuz var. Ergenlik döneminde işte okul çıkışı spora gidiyor ve bir türlü kilo almıyor. Şikayet ediyor işte iyi beslenemiyorum diye. O zaman böyle bir tostun yanına çocuğunuza Ayran koyun, haşlanmış yumurta koyun, kefir koyun, Proteinini biraz daha arttırın lütfen. Çok güzel. Peki sonra hı hı. E, burada bir galeta görüyorum ben. Aynen öyle. Normalde hani ben hep galetayı şey diye düşünürüm. çok böyle tatsız bir şey, e, ama bir yandan da bize oyalayan bir şey. Ama hı hı. hani bunları tüketmeyin diye düşünüyorum ben. Şöyle. Mesela. Yanlış mı düşünüyorsun? Şimdi o elindeki galeta, iki tane galeta şöyle yan yana koyarsan bu bir dilim ekmek yerine geçiyor. Şimdi sporcu bazen kırt 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 bunu daha hızlı yiyebiliyor. Tabii canım, evet. E, o yüzden e, onun için basit oluyor. Böyle bir tosta her zaman ulaşamadığında bunu yanında taşıyabiliyor. Hı -hı. Ama bunun yanına ne eklememiz gerekir mantık olarak? Az önce ne dedik? Yoğurt. Yoğurt ya da ayran gibi bir şey ya de. da kefir gibi bir şey. Her daim böyle e, sporcu sadece meyveyi tek başına yemiyor. Lütfen spora gitmeden önce sadece bir elma, sadece bir muz gibi tek bir meyve yiyerek gitmeyin. Sebebi şu. Egzersiz öncesi sadece meyve yerseniz az önce bahsettik kan şekerini hızlı yükseltiyor. Kan şekeri hızlı yükselince insülin geliyor. İnsülin yağ yakımına engel oluyor. Yani sporcunun enerjisi açısından da kilo vermek isteyen birey açısından da yağların enerjiye dönmesine engel oluyor. Eğer ortamda insülin yüksekse o yüzden meyve sporcu için bir tamamlayıcı yiyecek. Hep yanında bir şey var. Olması gerekiyor. Evet. Peki egzersizle egzersizle ile ilgili 5 mühim soruya da birlikte bakalım Tabii. hocam. Hangisi daha iyi bir yakıttır? Protein mi? Karbonhidrat mı? Bir de kime göre ne yakıt da önemli bir soru sanki. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Çünkü em, antrenmanın türüne göre değişiyor. Önce ee, yürüyüşten başlayalım mı? Olur. Bir saatlik bir yürüyüşe çıkacak evet. birisi için hangisi daha iyi bir yakıt? Bir saatlik yürüyüş yapacaksan eğer sen maraton koşucusu değilsen ekstra hiçbir şeye ihtiyacın evet. yok. Aç karnına çık yürü. Kan şekerin düşmüyorsa. Hı hı. Yani bir saatlik ben her gün bir saat yürüyorum. Yürü kardeşim. Bunun için hani illa ekstra bir, bir ekstra bir şeye ihtiyacı. ihtiyacın yok. Bir saatlik spor yapacağım. Kardiyosu ağırlığıyla direnç egzersizleri yapacağımsa. O zaman var. Hı. Eğer direnç egzersizi nedir bu? Bir ağırlık kaldıracaksın, işte ittireceksin, çekeceksin. Bir, bir şeylerin e, güç sarf edeceksin. Evet. O zaman egzersize gitmeden bir saat önce e, az önce bahsettiklerimi yiyebilirsin. Hı. Yani galetayla, ayran gibi peynirle ekmek gibi, muzlu süt gibi ya da bir yumurtayla yanına yine peynir, ceviz, ekmek gibi. Gibi yiyebiliriz. Peki. Direnç egzersizinden bir saat önce. Öncesinde yemek önemli. Aynen. Sonrasından da bahsedelim. Evet. Egzersiz yapanlar kaslarını nasıl besleyecekler? Yani Hı -hı. kaslarımızı bir miktar deforme ettik. Şimdi onların yapılanmasına evet. katkı sağlayacak bir takım besinlere ihtiyacımız evet. var. Eksersiz biter bitmez yarım saat içinde çok hızlı protein depolarımızı doldurmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü vücutta protein depolanmaz. Sadece karbonhidratlar ve yağlar depolanır. Boş mu bu şimdi Proteinin hocam? deposu Bu güzel bir yok. şey değil. Değil mi? O yüzden de proteini <laughs> hemen desteklemek <laughs> lazım egzersiz sonrası. Neyle destekleyelim? protein dediklerimiz genelde aklınızda olsun hayvandan gelenlerin hepsi protein. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, et gibi. Eğer öğle saatleri, akşam saatlerine doğru çıktıysan spordan direkt yemeğini ye. Yok saat 4'te çıktım akşam yemeğimi de de yiyeceğim diyorsan işte o zaman bir kase yoğurt ye, bir tane haşlanmış yumurta ye, bir bardak işte e, sütlü kahve iç. Kafeinde o bile de değil mi? Enerjini, o bile bir şey. Evet, o bile toparlar. Peki. Antrenman öncesi yemek güvenli mi? Boş mideyle spor yapmak en iyisi mi? Yani Hı -hı. boş mideyle spor yaptığımız zaman yakıttan Hı -hı. yani yağdan daha çok yakma ihtimalimiz var mı? Evet. Hemen şunu ayıralım. Egzersiz başka bir şey, spor başka bir şey. Tamam. Spor dediğimiz şeyin içerisinde e, skor var, performans var. Organize bir şey ve rekor var. Yani profesyonel spor o. Hmm. Diğeri egzersiz. Hmm. Gittin bir saat yürüdün. Pilatese hmm. gittin. Egzersiz yapıyorsun sen. Hmm. Günlük yaşamının içinde bir şey yapıyorsun. Ama skora koşuyorsun, rekora koşuyorsun. Profesyonelsin. O zaman işler değişiyor. Evet. Şimdi kendim yerdeki halini gördüm de bir an evet. Hangisisin sen? Yapıyorum. Spor yapıyorum. Yok ben ölüyorum. Spor yapmıyorum. <laughs> ben ölüyorum. Yani en son yere atmışım kendimi. Tövbe yarabbi böyle yere çizerler ya böyle kaldım böyle yerde spor yaptım anladım O senin sağlar. profesyonel hayatının bir parçası. <laughs> var var evet. kesinlikle bir evet. parçası. Peki spor yaparken öğünlerin hep aynı düzende olmaması bir sorun yaratır mı? Hayır yaratmaz. Spor yaptığın saat değişebilir. E, dolayısıyla o hani yaptığın saate göre zaten değişmesi çok normal. Evet değil evet. mi? Evet. Hiçbir problem. Yo, hiçbir De, problem i̇lla yok. aynı saatte spor yapacaksın. E, aç karnına yapacaksın gibi öyle bir kurallar yok. Hayır İyi. hatta çok özür dilerim. Ben şunu seviyorum değiştirmeyi seviyorum. Hmm. Vücut ritmini değiştirmeyi, değiştirmeyi seviyorum. Tamam. Gidip gece yarısı 2'de 3'de yapmadığın sürece sirka diğer ritme karşı durmadığın sürece bazen sabah kardiyosu yap bazen akşam kardiyosu hmm. yap. Ben onu seviyorum. Her sabah aynı kahvaltıyı da yapmamak gibi. Hmm. Çünkü metabolizmayı birazcık o tembellikten... Çıkarmak çıkarmak lazım. Ya. Peki arada vücudumuzu şaşırtıyoruz. Evet. Şimdi geldik çocuklarımıza ve gençlerimize. Çocuklarımız ve gençlerimiz ne yemeli? Evet onlar da hemen burada önümdeler. Meyvelerle başlayalım. Mevsim meyvesi önemli. Çocuklara hem meyveni hangi mevsimde olduğunu öğretmek açısından da hem de ekonomik olarak da mevsiminde meyve günde 2-3 porsiyon çocuklara yedirmeye özen gösterelim. Oldu da ekonomik şartlar buna müsaade etmiyorsa taze meyvelerin yerine kuru meyve de koyabilirsiniz. Evet. Sebzelerle de bunu destekleyebilirsiniz. Taze sebze meyveyi artık bir arada konuşmaya başladım ben. Çünkü gerçekten pazara gittiğimizde artık birazcık zorlanıyor. Evet, yani evet. bir portakal eğer çocuğunuza yediremiyorsanız yarım portakalı ne bileyim işte e, salatanın içine ıspanak da koyaraktan lahana da koyaraktan sebzeyi meyveyi en azından bir arada vermeye çalışın çocuğa yarım da olsa çeyrek de olsa o meyve geçmiş olsun hatta bütün ev halkına geçmiş olsun e, birazcık geleneksel yöntemlerimizi hatırlayalım tencere berekettir işte o bolluk bereketi her şeyden azar 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 çoğaltarak tamamlamaya çalışalım. Yoksa benim gönlüm el vermiyor Çağla. Doğru. Arkadaşlar. Gerçekten. Yok yani 3 porsiyon taze meyveye şu an ulaşamayan bireyler var ki bu benim falan sıkmak hı. neredeyse imkansız Yok, hale evet. geldi. Karıştırın o yüzden. Sebzeyi birbirine karıştırın. Yarım ondan yarım ondan yesebilir evet, karıştırın, mi? Karıştırın, Pay ederek karıştırın. yemekte fayda var. Öncelikle doyurucu ve besleyici bir kahvaltıdan söz etmek istiyor hocamız. Hı hı. Ne demek istiyoruz hocam? Örneğimiz de var mis gibi. Lütfen yumurta. Lütfen yumurta olsun. Doyurucu ve besleyici bir kahvaltı hemen buradan alayım şöyle. Yemiyorsa yol. çocuğumuz yumurta, peynir sevmiyorsa çocuğumuz Eee o anne için gerçekten çok üzücü ve çaresiz evet. kaldığı bir nokta Şöyle, ya. Şöyle haşlanmış yumurta ve peynirde ısrarcı olduğunuzda bu bazen ters tepebiliyor ama sen eğer o yumurtayla bir börek yapıyorsan işte hızlı bir krep çırpıyorsan, atıyorum kaygana yapıyorsan, peynirli börek yaparak çocuğuna bunu yediriyorsan lütfen için rahat olsun. İşte ben de gözüm biz yani bir an de derken evet. yani anne olarak ben de gözümle ne yedirdiğimi görmeden onun yediğine inanmıyorum. Hı -hı. Yani bir börek yediğim yedirdiğimde Atıyorum çocuğumun yumurta yediğini mesela düşünmüyorum açıkçası ama düşünmeliyiz diyorsunuz. Düşünmeliyiz çünkü çocuğu da yoruyor bu seni de yoruyor. Doğru. İkiniz de bu defa gergin ve mutsuz oluyorsunuz. Yemeklerin içine daha fazla karıştırabilirsiniz. Peynirli makarna yapabilirsiniz. Hatta peynirli makarnayı yumurtayla çırpıp bir sos yapabilirsiniz. Vücut şuna bakmıyor yumurtayı yumurta olarak tek başına löp yemenle o makarnanın üstünde yemeni e, mide ayırt etmiyor zaten. O zaten hmm. aşağıda her şeyi karıştırıyor. Hmm. O yüzden bu konuda biraz rahat, rahat olalım. Olabilirim. Yedirebiliyorsak bir her sabah hocam. bir e, çocuğumuza böyle bir şey yedirmeye çalışalım. Domates konusunda ısrarcı değiliz mevsimi olmadığı Mevsiminde için. Olduğunda. Ama sen Ağustos'ta az önce verdik tarifini kavanozda yaptıysan yumurtanı. Koy ekmeğin üstüne sür aman domatesine Hı -hı. <laughs> <laughs> kafam gibi. karıştı gibi. Peki e, beyaz ekmek ve pirinç yerine <laughs> ki bunlar gerçekten çocuklarımızın evet. en sevdiği şeyler tam buğday ekmeği ve bulgur önerelim. Evet burada var. Kepekli pirincimiz var, bulgurumuz var. Yine bunları çocuklara yedirmenin yollarını arayalım. Farklı tarifler geliştirelim. Yani sütlacı kahverengi pirinçle de yapabilirsiniz. Çocuğa hem süt hem kahverengi pirinç yedirmiş olursunuz. Ee, onu şekersiz pişirin mesela çocuk için sütlacı. Sonra tabağına verirken üzerine birazcık bal gezdirebilirsiniz. Ee, üstüne işte az önce bahsettiğim evdeki portakalı elmayı püre yapıp onu muhallebi gibi sütlaçla karıştırabilirsiniz. Ben biraz karıştırmaktan yanayım bu aralar. Çok güzel. Peki abur cubur yerine hı hı. az önce birazcık söyledik taze meyve bir kenara dursun. Kuru meyveleri evet. ve özellikle de kuru yemişleri. Evet. Mesela hangi kuru yemişler özellikle hı hı. çocuğumuza kuru alıştıralım? Üzüm, kuru üzüm çocuğumuz için çok iyi olur. Çünkü içerisindeki demir vücutta oksijenin taşınması, çocuğun büyümesi, gelişmesi için çok önemli. Kuru üzüm, kuru kayısı iyi bir demir açısından kaynak. Eğer imkanımız varsa fındık olabilir. Yine kalsiyum kaynağı, süt, yoğurt, peyniri destekler. Fıstık olabilir, yer fıstığı içerisinde enerji vermesi açısından sabah kahvaltısında yumurtayı, peyniri yediremiyorsan belki fıstık ezmesiyle sütü çocuğa enerji olarak kullanabilirsin. Sınavlardan önce çocuklarımıza <laughs> bitki çaylarını alıştırmalıyız. Sütlü ve meyveli tatlılar yedirebiliriz. Ne? Evet, bitki çaylarını biraz e, ihmal ediyoruz. Çocuklar değil sanki hep büyükler için zayıflamak için. Hayır, bitki çayları öyle değil. Bitkiler dengelen şifanın aslında suya geçmiş hali. Eğer şeye göre yeşil çay ve siyah çaya göre yani kamilya sinensis bitkisinden gelen çaylara göre de ıhlamurun, ada çayının bunların kafein miktarları çok daha az hatta yok çoğu bitkide. Çocukların da erken yaşta kafeinle tanışmasını istemiyoruz. O yüzden siyah çaydan kafein içerenlerden uzak dursun sabahları bitki çayı, Mesela, ılık bir şey istiyorsa ıhlamur istiyor. en güzel seçim İhlamırı olur. Ihlamuru sevmiyorlar Ihla, hocam. sevmiyorlar. E, değiştirelim. Ee, nane, ada nane çayı. çayı. Onlar daha güçlü, daha zor gelebilir. Hmm. Iğlamuru hmm. sevmiyorsa şöyle yap. ıhlamuru bir şeyle değiştir. Ihlamuru demle, içine bir dilim e, portakalat. Efendim bir dilim de ayva at, hmm. portakal ve ayva onun tadını bastırır. Birazcık bir değil mi o şey? Biraz da bal koy, hmm. ona çocuğuna yeni bir şeyi öğret. Şey. Söyleme içinde. Bizim bunlar hayırdır sen çay benim evde çay içtiğim hiç görmüyorum ben hiç çay içmem ya yani ben bir tek yeşil çay içerim Hı -hı. çay içersem normal çay demlenmiyor. Kuzey Bey çay seviyor. Allah Kahvaltıda Allah. Kahvaltıda çay istiyor, çay içiyor falan. Aile büyükleri olabilir mi? Hiç yok hani bizim anne, evde. anneanne filan ne bileyim baba. Yok canım annem Hı. de yani eve geldi akşam 40 yıla bir gelse akşam üstü simit, peynir, çay falan. Allah da. Allah. Sabah kahvaltısında yani çay nereden i̇şte, çıktı bilmiyorum işte canı çekti çocuğun. Türk herhalde. çocuğu Türk çayı ne yapsın öyle işte. Evet, enteresan. Ufaklıkta öbüründen görüyor falan. Ortalık <laughs> karışıyor bizde sabah. Ergenlik döneminde ise özellikle köfte, yumurta, <laughs> süt... Peynir ve yoğurdu da ihmal etmememiz gerekiyormuş. Evet, Hocam... Orada biraz daha proteinin altını çizdik çünkü çocuklar evet. hücre gelişmesi, büyüyorlar, boyları uzuyor o sebepten. Peki aile sofrası obeziteden koruyor diye çok güzel bir haberimiz var. Hı hı. Bu haberi ben okuyayım hocamın da yorumu önemli. Bir çalışmanın sonuçlarına göre aileleriyle birlikte yemek yiyen çocuklar daha az yağlı besleniyormuş hı obezite oranları daha düşük oluyor. Psikolojileri daha yüksek seyrediyor. Özellikle kız çocuklarında daha az yeme bozuklukları görülüyormuş. Ayrıca aile aileyle birlikte yemek yemek çocuğun hem sosyal hayatını hem de fiziksel hayatını olumlu yönde etkiliyor. Çocuk daha sosyal oluyor. Besinleri tanıyor ve aile bağladığı aile içi iletişimi artıyor. Yapılan bir diğer çalışmada ise çocuklarla e, yemek pişirmenin onu matematik ve dil eğitimlerine yardımcı olabildiği yönünde. Kendi başlarına bir şey yapabilmek özgüvenlerini geliştiriyor. Sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırıyor. Bizim de gerçekten bu tarz şeyleri biraz özen gösterip vakit ayırmamız gerekiyor hocam değil mi? O kadar güzel bir çalışma ki o kadar önerileriyle bir bütün ki ne olur bu geleneği bozmayalım. Kalabalık aile sofraları geleneğimizi ihmal etmeyelim. Kahvaltı da zor ama en azından akşam öğününde herkes birbirini beklesin. Televizyon önünde yemek yemek, ders çalışırken yemek yemek, koltuğa ayaklarını uzatmak, önüne tepsi koymak. Lütfen bunlar e, konforlu geliyor olabilir ama bu dünyadaki en kıymetli şeylerden bir tanesi aile ve o çocukların büyüdüğünü görmek. Aynen. Aile soframıza sahip çıkalım. Çocukla iletişim için, çocukla sohbet için, çocuk bütün gününü nasıl geçirmiş e, bunları konuşmak için bile bir fırsat. Ama aile sofrasında yine tencereye geleceğim. Genelde tencere yemeği olur, çocukta da daha iyi alışkanlıklar kazanır. kazanır. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Geldiniz Ay çok teşekkür ederim. Ama çal orada ekmeğim kaldı. Hadi bakalım o Evet bir heveslendik. Niye bilmiyorsunuz? Çünkü ekmek inanılmaz kabardı. <laughs> evet, bakalım mı birlikte hocam ekmeğimize? Sonra ben veda. Evet. Buyurunuz efendim evet. fırından. İki malzemeyle Hı -hı. ekmek yapmıştık hatırlayacaksanız. Ee, yumurtamız vardı. İyice ama iyice çırpmıştık. Tahin, karbonat ve Sirkim. sirke. Sirke evet, çok az evet, da, evet. E, tuz Bak. eklemiştik. Ay, bunun doğmuş bebek gibi sevinmemiz şu ya, anda. Ya evet, bak. Dur bak. <laughs> bak hocam. Beş dakikası <laughs> daha var fırında. ama. Gerçekten, gerçekten, çok acayip oldu. Evet çok güzel oldu. Siz bunu nasıl yaptınız ya i̇şte Ayşe şey, i̇şte, Senin gözünün önünde yaptık. Müthiş. Tay, bir su bardağı Özellikle tayinle. insülin direncine karşı Hı -hı. biz bu e ekmeği hazırlamıştık evet, değil mi ve hocam? Ve ketojenik beslenenlere de uygun. Vallahi müthiş. Ellerinize evet. sağlık. Teşekkür ederim. Tadına Çok rica ediyorum. Dilara Koçak hocama. Emeklerinize sağlık. <laughs> Teşekkürler. Ben hemen bitki, bilim ve güzellik uzmanı tatlı mı tatlı Suna Dumankaya hocamı davet etmek istiyorum. <laughs> Nasıl? Sarılamıyoruz ki. Sarılmayalım da yalnız. Yani. Sana bak ulaşamıyorum o yüzden. Ben de olabilir. ettirdim kendimi. Şu tarafa doğru gidelim mi Sunablacığım? Gidelim. Cım, tariflerimiz o tarafta. Tamam. Öncelikle nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. İyiyim. Benim yazımı ne yaptılar burada? Onu istiyorum. Ne istiyorsunuz? Ee, tarif yazımı. Tarif ilk, yazısı evet. vardı ablamızda. Onu rica edelim. Ben <laughs> şimdi neler yapacağız? Bugün ona bir anlatayım izleyenlerimize. Evet. Doğal cilt serumu hazırlayacağız evimizde. Evet. Botoks etkili bir gece kremi hazırlayacağız. Kremi hazırlayacağız. Gözaltı <laughs> evet morlukları ve şişlikleri için bir maske, maske yapacağız edeceğiz. şahane. Evet. Göz çevresini canlandıran bir bakım yapacağız. Cilt lekelerine karşı son dönemlerin en popüler maskelerinden bir tanesi ama tabii ki Suna ablamı tarifi. Evet. Bu hiçbir yerde bulamazsınız. Pirinç maskesi tarifi yapacağız. Doğal peeling hazırlayacağız evimizde ve doğal cilt temizleme jelini İnşallah vaktimiz yeterse. Yeterse <gülüyor> <Tarifi> <gülüyor> yaparız inşallah. Yapacağız yavaş yavaş. Yaparız. Hangisiyle başlayayım sunağımız? E, Vallahi hepsi çok güzel. Ben seçemiyorum şu an. Bugün anda. E, ilk defa veriyorum bu tarifler. Size özel bir şey çok oldu. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Emeklerine e, sağlık. E, estağfurullah. Ben Her çünkü geldiğinde zaten ayrı, ayrı bir tarifler. tarif evet. yapıyoruz. Bu evet. yeni bir bilgi. E, şöyle alayım şu tabağımı buraya. Hemen önce kremimi yapalım. Yalnız kaynar su istiyorum. Aman. <laughs> Evet, olsun önemli değil. Korktun ama, evet. Şimdi şöyle yarım kabah, kabağın evet. biliyorsunuz A, K, D vitaminleri evet. vardır. Hemen, Hangisiyle başlıyorsun? Al bir Krem. Krem Botoks etkili gece kremi, etkili kremi mi? Evet, Botoks etkili gece evet. kremi. Evet. Hem de aynı zamanda renk bozukluğunu da alıyor. Evet. Hemen şöyle. Kabağımız var. Patates ee, nişastamız var. Evet. Biraz beyaz vazelin. Beyaz vazelin dediğinizde sade vazelin mi? Yani hiçbir şey şeysiz vaz... anlamada evet, dediniz. Evet. Vazelimiz var. Ve birkaç damla da esansiyel yağımız Yağ var. Olacak. Evet aynen öyle. Şimdi kaba rendeledik. Şimdi buradaki botoks etkisi Ben yani bir bu... tane de çukur tabak istiyorum hemen, rica etsem. Mesela şunlar küçük mü daha büyük bir şey mi istiyorsun? Yok yo, evet şey sıkacağım ya onu o yüzden. Şöyle e, büyük bir kase evet. alabilir miyim? Merve Hanım lütfen biraz acele. Ayşe abla <laughs> Merve Hanım. <laughs> evet hemen hazır zaten Teşekkür bunu da ederim, sıkacağım. Ayşeğle, sağ ol. Şunun içerisine sıkacağız evet, şimdi. Evet evet. Peki. Bir e, bantımız vardı. Açın böyle. Açalım. Evet. Bu arada da öğrenmiş oluyorsun. Evet, yapmak böyle, daha etkili. Hani çok da şunu böyle sıkacağız şimdi. Kabağımızı aldık. Birazcık yarım kabak kaldıysa eğer hemen bunu evet. evde mis gibi yapabiliriz. Kabağımızın Bak, suyunu sıktık. Suyunu sıktık. Hatırlarlarsa sizin daha önceki programlarda kabak dan leke açıcı krem, şey maske yapmıştık. Evet, bugün de yapalım evet. bu maskeleri şey oldukça yani. Yani süre oldukça neden da, olmasın? Tamam. Ben, sonra sonra şunu içine tekrar Süzü. süzüyorum. Evet, şimdi sıcak suyum bekliyorum. Yarım kabağımızı süzdük. Sıcak evet. suyumuz geliyor mu? Evet, ben Geldi alayım. Ayşe Hanım. Teşekkür ederim şimdi zahmet. veriyoruz. Bizim işimiz böyle. Bizi Aslında mutfakta herkes Geçiyor. koşuyor. Evet. Neden böyle bir şey yaptık şimdi şu an? vazelini koyacağız. Hmm. Evet. Eriteceğiz mi? Eriticez içinde. Tamam. Biraz da vazelin koyduk. Evet. Şu anda Şöyle. botoks etkili. Yani cildimiz daha hmm. gelecek değil mi? Gelecek, Gergin, e, evet yapacak Şimdi Biz biraz da hazır. şey koyacağım. E, bakayım evet nişasta. Nişastayı da koyacağız. Şöyle. Bunu güzelce böyle eriteceğiz değil mi? Evet. İki. sana vereceğim. Sen bunu çok, erit bakalım. Çok çok severim. Ben yardımcı olayım. Hem de çok güzel olacak. Bu arada ben göz şişlikleri için hazırlayabilir miyim? Onu krem yapacaksın ben sen. Ben bunu krem yapacağım. Ama inşallah. bir dakika Eğitim sen olur. onu şöyle yapalım istersen. Ay, şey evet birazcık şey oldu. Çok yüksek çok oldu. Çok yüksek oldu. Ha. Heh, şimdi daha kolay şimdi yaparsın. Şimdi tamamım. Ben bunu güzelce. Onu krem yapacağız. Ben bunu krem yapana kadar karıştırıyorum. Siz şimdi isterseniz evet, diğer tarafta göz altı için yapayım. Evet. Şimdi bize gelen şikayetlerden birisi efendim göz altımda halkalar, şişlikler, morluklar var. Bunları nasıl giderebilirim? Ben de dedim ki hadi gideyim <laughs> bunların çözümünü doğal yöntemle şöyle çözelim. Bir tane yumurta akını şu şekilde hemen alıyoruz. Hemen. Evet. Acıktan nişasta koysam mı acaba? Koy Öksün. canım. Değil mi? Şuradan bir miktar daha koy. Koy koy hepsini koy şey olmasın. Yavaş için. yavaş dedim koyalım. Tamam. Tabii bunun iyice köpürtürseniz evde vakit var. Daha güzel olacak. Yumurtanın akını köpürtüyoruz. Evet, köpürtün böyle iyice. Ondan sonra içerisine Türk kahvesi. Bazı hanımlar şey yapıyor. Mesela Türk kahvesini piştikten sonra koyuyor. Aslında e, kahvenin en yararlı tarafı çiğ olandır. Ha. Evet. Yani biz peelingi falan da genelde telvesi evet. yapıyoruz ama yapacaksak telvesi da. bütün faydalarını almış oluyorsunuz. Tamam yine güzel ama e, bence güzel olmuyor. Ha. Hiç <laughs> ne <laughs> güzel ama bence güzel. Olmadı. Yumurta akıyla şu anda evet. kahveyi karıştırdık ve Evet. karıştırıyoruz. E, göz çevresi için bir bakım hazırlıyoruz evet. galiba değil Biraz mi Biraz da anda? at kestanesi koyuyorum. At kestanesi yağını neden koyuyorum? Ben bunu daha yıllar evvel ilk, e, yapmıştım ama. E, şöyle At kestanesi, kılcal damarları. Bazı insanların burada mor mor halkaları oluyor böyle. O benim, o benim. O sen Cildim çok ince ya her şey ortada. <laughs> Bir çay kaşığı da ondan koyuyor. At kestanesi ya. yağı. O, ne işe yarıyor e, bu at kestanesi? Saça, saça başa da Saça başa da at kestanesi evet çok faydalıdır. Ben ben de çok seviyorum. At kestanesi ne yapar biliyor musun? Kılcal damarları e, iyileştirir. Hmm. sakinleştirir. Varise iyi gelir. Değil mi? Dur biraz daha hmm. yumurta akı varsa koyacağım. Hazreti tamamdır. Tamam. Evet. Şimdi. Aa bayağı ne oldu bu ya? Böyle. Bu böyle bir hamur olacak tabi. Maske değil mi bu? Maske. Maske evet. ise ben bunu Denizle yapacağım. Gel Deniz. Çok oturdun gel. Ah. Geldiniz, Deniz. Gel Deniz. sana harika bir maske yapacağım. İnanamayacaksın gözaltım oldukları için. Evet tam benlik. Vardı. Ta, evet senin var mıydı biraz değil mi? Halkan vardı bakayım çok da yok ya. Güzelsin valla. bir şey yok. Ama olanlar için <laughs> e, olanlar için evet. Azıcık daha yağ. Yumurta koyuyorum. akı. Yumurta akı kahve, aslında bu şöyle olmalı. Bir gazlı bezin içerisine koyup evet, bastırmak lazım. Onu da yapabiliriz. O yüzden <laughs> kesmek lazım. Şöyle yapayım ben burada. Bir tane şey alabilir miyim? Makas alabilir miyim ben onu anladım. Evet. Sunabacığım ben al şimdi onu sana yapacağım ben. gözü kadar. Ben şimdi onu göz, gözün altına. Bak bak kreme bak. Evet evet bu da çok güzel oldu. Bak sıcak suda Vallahi oluşuyor. çok güzel oldu bu ne oldu bir ya? Bir elime sürsene Allah aşkına. Sürüyorum biraz önce de sürdüm çok hani güzel oldu. Baya yoğun bir şey oldu bu arada bu. İşte bunu bu bozulmaz. Bunu ha. serin yerde tutun. E, bir ay kullanın. Tamam. Sunu abla gelince yani. de var ya bugün her bebek gibi çıkıyorum her seferinde. Her yerime süre süre. <laughs> Peki. E, evet. Maskemizi hazırlıyoruz. Makas nerede canım? <laughs> Makas evet burada. Gözü altına ama. pet şeklinde koyacağız herhalde ama, değil evet. mi? Kes bakalım. Onu ben alayım hemen. İçerisine koyalım. Bu şekilde koysak daha iyi. yani Direkt sürmektense daha mı iyi olur diyorsunuz? Daha iyi olur ama ince kestin. Kınayı getir anne oldu. Kınayı <laughs> Ay çok tatlısın çok vallahi. <laughs> Aslında olabilir niye olmasın kınayı getir anne. Tamam oldu. Eline mi yaksak? <laughs> Eline mi yaksak? Şimdi bunu böyle göz etrafında. Ben onu nasıl koyacağım? Ben koyarım. Sen dur. Şimdi. Hayır hayır o kadar da değil. Bakın şunu biraz indirelim. Şunu Şimdi bunu böyle diyelim ki bir davete gideceksiniz. Yumurta akı, kahve, at kestanesi yağı. Ne yapar bu göz etrafını toparlar ama biraz dinlenmek lazım biraz hani gözlüklerimiz var ya hani yatma gözlüklerini onu takıp şöyle kapatmak lazım evet, evet. bir tanesini yaptık ama böyle hani arada bir bastırırsa buradaki göz halkaları Tabii her şey istikrar istiyor efendim bir kere, yapsın, bir kere de olmaz. mucize yaratamayız yani diyelim ki gerçekten orada bir sorun var bir de şöyle söyleyeyim. Diyelim ki şurada ne vardı? <laughs> Şu krem. Heh. Tamam mı? Gözaltı ilgi ister. Şunu çıkaralım biraz da bir. Evet. Bir çıkarsana, çıkıveraz. evet. Heh, şöyle. Şöyle masaj yapmak lazım. Hmm. Göz altında buradaki herkes bu burayı ihmal ediyor. Böyle hafif 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 olmaz efendim. Bu şekilde tersine masaj yaptığınızda bu göz altında dolaşım olur. Dolaşım olan yerde morluk çizgiler olmaz. Ama bu şekilde yaparsak buradaki çizgileri yerleştiririz. Ama bu Tam şekilde tersine. yaparsak ha, çizgileri doğru. açarız. Evet. Burada dolaşım olduğu zaman morluklar olmaz. Çok güzel. Evet. Yani bir krem süreceğimiz zaman evet. bile o üzeri göstermemiz onu, evet, gerekiyor. Lütfen. Evet. Tamam. Beyza Hanım siz kalın. Gözaltı maskesini yaptık. yaptık. Şimdi gece serumunu yaptık. Bunun bu arada gerçekten enteresan bir yani kabak suyundan nişasta efendim vazelin koyduk biraz esansiyel evet. yağ koyduk. Bu kadar tamamen, güzel bir evet. dokusu oldu ki anlatamam. Yani ellerim evet. yumuşacık oldu şu anda. Yani işte doğal, %100 doğal. Vallahi çok güzel tamam oldu. Ellerine canım? sağlık. Peki Evet. Şimdi, şimdi hangisine geçelim? Şimdi hangisine? Ge İstersen gö serum mu yapalım? Şu göz çevresini canlandıran bakımı yapalım, onu da yapalım mı? Onu yapalım. Tamam. Şimdi maskemizi yaptık. Göz altı Onu açalım için. evet. Evet. <laughs> o çok da hareketliymiş. Hiç. Evet. Şöyle biraz maydanoz, maydanoz biliyorsunuz yüzlerce mineral içeren bir özelliği vardır. Efendime söyleyeyim bir dakika gözaltı için heh, onu yaptık, şunu yapacağız. Yeni tarif olduğu için bakmam lazım. Hiç hiç problem değil. Maydanoz yok. ve yeşil çay. Yeşil evet. çayımız nerede? Şurada maydanozumuz, yeşil çayımız evet. burada ve gül suyumuz var. Bakın evet. bu üçlüyü bugün. Evet. Evet, şöyle biraz döktük. ve gül suyu. Evet. Şimdi onu bir çekebilir misin ben canım? Ben o kadar güzel çekerim ki inanamazsın. Evet. <laughs> evet. Ama iyi, iyi güzel. Evet 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 evet. Bir şey pişkırıyor yanından ama. Yok pişkırmaz. Ha Biraz da evet hareketli. Sanki oldu gibi. Oldu gibi. Siz evde daha oldu. da çekin. Bunu bir de süzelim mi acaba? Ben süzerim şimdi. var Nerede tamam. süzgeçimiz? Burada. Evet. Getir şöyle. Evet. Oo, evet. Maydanoz, yeşil çay ve, ve gül suyu ekledik. Şimdi göz evet. altımız için. Ay çok şimdi, güzel. Bak böyle petler hazırladık şimdi. Böyle petler hazırlayın. Birazını buzdolabına koyun. Birazını da Bakalım. hemen anında görüntü. Evet. İstersen yapalım Koyayım. Tekrar. Ben şimdi evet. Izleyeyim. Bunu şöyle de koyabiliriz. Bak daha diyelim daha. ki bir yere gidiyoruz, değil mi? Evet hemen göz etrafını canlandırmak gerekir. İçir. Canlandırmak evet, için evet. yapabileceğiniz. Ama bunu da böyle bir sürü pet koyalım buraya petleri. Mesela böyle dolaba koyabiliriz bu petleri. Evet, değil mi? Aynı zamanda şişlikleri Soğuk, aldığı evet. için de aynı şekilde böyle bakın bunları alın böyle serin ince bir tepsiye, küçük bir tepsiye şu şekilde çok ondan güzel. sonra bir put yere put giderken hemen koyup zaten e, vücut ısısıyla eriyor ve hemen de e, cevap veriyor size çok evet. güzel oldu buna bayıldım harika <laughs> bayıldım Ellerim. değil mi vallahi buna bayıldım çok güzel çok güzel bir, bir de aslında cildi yapacağız. arındıran bir peeling yapalım ne dersin hadi peelingimize evet. geçelim ben de şuraları hafif hafif toplayayım ben ve bir tepsiye gelir misin canım Evet. Şunları ben minik minik toplayacağım evet. size yardımcı olmak için yaptıklarımızda Teşekkür da kalsın ederim. rica ederim. Şimdi evet. evinizde gül e, hani şimdi gül kuruları her yerde satılıyor. Evet. Ben gül kurularını şöyle un haline getirdim. Gül kurusunu blenderdan kurusu. mı geçirdiniz? Blender'dan geçirdim tamam. bu hale geldi. Evet. Şimdi bu gül kurusunu böyle biraz şöyle evde vücudunuza <laughs> da yapabilirsiniz bunu <laughs> şu şekilde aldık kili de eşit miktarda. Evet. Kil ve evet. Gül kurusuyla gül kurusunu peeling haline getirdik. Evet. Şimdi biraz da şöyle yaptığımız krem de olabilir ama şu şekilde ben bir dökeyim. Ne nasıl bir şey eklediniz içerisine? İçerisine krem. krem. Yani mesela bir el kremi de olur. Çünkü yüzde kalmayacak ya. Evet. Ucuz bir krem de olabilir. Şöyle Şuradan elinize olsun. biraz dokunduracağım. Hafif de biraz da çok hafif şöyle <laughs> kıvamını bulduracağız. Kıvamını bulduracağım. Kim kurusu ve bu cildin bütün ölü hücrelerine atar. Ve cilt porselen gibi olur. Bir peeling yapalım mı denize de? Denize ben mi? Bence yapalım mı? Yapalım vallahi çok e, güzel. Olur. Deniz Deniz vallahi öyle hiç sesin çıkmıyor Deniz. Deniz bak her şey okey çünkü o kadar mutlu ki sizin yaptığınız bakımlarda. Evet. Ha, mikrofon olsa konuşacağım diyorsun. Şey olsa da şu önüne bir şey koysak dökülür bu. <laughs> şey yapalım mı böyle bir e, önlükümsü bir şey var mı? Onu da koyalım. Hı -hı. Şunu da Merve'cim alırsan. Evet. evet. Ne yaptık? Bir peeling hazırladık bir şimdi pil. de. Ben bunu çıkarmam lazım. Sürmek <laughs> için. Bir de senin ellerindeysin değil mi evet. Sunu ablacığım? Evet. Canım benim. Ben de yardımcı olayım. Evet. Şöyle şunları alalım mı? Evet. Seni kirletelim mi? <laughs> Kirlenmek güzeldir. Bir reklam var ya. <laughs> Tabii bu iş böyle değildir. Aslında temiz. Önce temizlenir cilt. Sonra bu peeling yapılır. Biraz da şöyle tutarsan alttan hani dökülenler yere gelmesin. Evet. Evet şöyle çünkü bu yatarak yapılabilen şeydir. Gözlerini kapa istersen. öyle değil mi şey yapmadan da? Evet. Paralamadan <laughs> da? Hayır hayır paralamaz zaten bir dokunsanız Siz yok elimizde. hayır biz kendimiz bazen böyle evet. soysun etsin isteğiyle çok fazla bastırıyoruz ama. Yumuşak minik hareketlerle, hareketlerle daireler çizerek bu şekilde Cildinizi arındırabilirsiniz. Hatta e, bu gül emdikten sonra 5 dakika bekleyip öyle yıkayabilirsiniz. Çünkü içerisinde zararlı hiçbir şey yok Yok. Evet. Ve cildin inanılmaz derecede parlatacak parlatır. Evet. Alacağım. Şu şekilde. Yani çünkü kirli bir havada yaşıyoruz, hele de büyük şehirlerde. E, haftada bir gün e, yapılması bunu gerekiyor mu Yapılması lazım. Çünkü oh. o zaman e, yaptığınız hiçbir kremin, e, sürdüğünüz hiçbir krem emilimi zor olur. Hmm. Evet. Şimdi yüzünü yıkaması lazım evet, tabii. Evet, bir güzel yüzünü yıkasın sonra evet. yaptığımız o kremden de sürelim. Ben evet. onu da burada bekletiyorum çok. Onunla güzel evet. bir masaj yaparız. Haydi bir de Hadi. sana bir de masajını da yapacağız. Evet. <laughs> Güzelce yıkan geldi tat. Şimdi evet. e, benim en çok merak ettiğim tariflerden bir tanesi cilt lekelerine karşı bir e, pirinç maskesi hazırlayacağız. Evet. E, pirincin hem suyunu da çok kullanılıyor değil mi? Bu leke açma evet. konusunda. Ben e, özellikle şöyle de... peçete alayım. Ee, uzak doğudaki kadınların e, bu tekniği çok uyguladığı söyleniyor. Sun ablacığım sen ne Şimdi, diyorsun? Şimdi e, bu sadece hani hem beyazlaştırıcı ama bir taraftan da lifting etkisi var benim yapacağım. Seninki ayrı senin evet, tarifin benimki tabii ayrı. ki ayrı. Tabii ki dediğin çok doğru. E, değil E zaten Çinliler, uzak doğudaki bütün hanımlar evet. hem şemsiye kullanırlar Güneşten hem pirinç maskesi, için. hem pirinç unundan hmm. yüzlerini bembeyazdır biliyorsun. Onu sürer öyle dışarı çıkarlar ki güneş ışınları yüze gelmesin. Gelmesin korunsun Çünkü diye. eğer lekeler bir geldiği zaman dalga dalga kuyuya attığınız taş gibi büyür ve ortaya çıkar. Ve onu çıkarmak, onu düzeltmek için inanılmaz büyük çaba çok, harcamak çok, çok lazım. Yeni sonra. leke varsa gider ama eski lekeler sadece geçici olarak gider. Gidiyor sonra yani, güneş birazcık gölse evet, tekrar geri geliyor. Ben kendi hemen. işimde de derim. Yani kimseyi kandırmaya gerek yoktur. Hı. Yani Senin çok doğru Evet, yeni e, ve güzel bir şey yapmak lazım. Evet, evet yine blender, bakım ilgi istiyor değil mi? Blender bana e, gelir blender lazım. Blender'ı hemen sana ben yıkamak evet. üzere e, bunu veriyorum Ama o arada serum yapabiliriz. Olur. Evet. Bir de doğal cilt temizleme jelimiz var. Onu da yapacağız. Evet. Şimdi hangisini yapalım istersen? Efendim. E, ha, elimizde yapalım mı? Ben Serumu yapayım çünkü elmamız burada yok. Ha varmış evet tamam, tamam. onu da yapalım Doğal cilt evet. serumu hazırlıyorsunuz. C cilt serumu. bize bugün yaptığı yeni tariflerden bir tanesi. Evet bir tanesi. Şimdi ben e, başlamadan önce bir C vitaminini erittim. Hı -hı. E, yani binlik bir C, C vitaminini, vitaminini erittim. Erittiniz. Şöyle bir çorba kaşığı Hı -hı. göstereyim size. Ne oldu, sen, sen yaşını söylüyorsun saklamıyorsun söylüyor so muydun? Söylüyorum. <laughs> Televizyonda söylemiyorum. Televizyonda söylemiyor muydun? İyi tamam. Söylüyorum. Yani 60'ı geçtik. Keşke söylesen. Keşke söylesen çünkü... 60'ı geçtik. Pes. Pes, Pes mi? Böyle bir cilt. <laughs> böyle bir gerçekten vallahi. Canımsın iyi. benim. Maşallah. Ee, ben e, piyasada varken kimse yoktu ama Allah Hı. herkese rast getirsin işini. Evet doğru. Evet. Şimdi güzel kızım. Hı. C vitaminini erittik. C erit vitaminini S. erittik. Ondan sonra e, aloe vera. Koyuyorum. Aloe vera'mız var. Evet, şöyle. Ben de yeni baktım dün, bana düğünler evet. bak gönderdi yeni aloe vera beslemeye başladım. Başladın mı? Aa süper. Her evet. e, dönem dönem hep alıyorum evet. besliyorum seviyorum. Ya zaten çok ilgi bekleyen bir şey de değil bitki evet. de değil. Evet evet. Çok da güzel faydaları var. Çok az böyle bal koyacağım. çok Birazcık az, içerisine. Böyle bir çay kaşığı kadar o da nem versin diye. Hı -hı. Ondan sonra biraz da badem yağı. Badem yağ yağı'mız gibi. var. Evet. Onun içerisine birazcık da badem yağı. Evet koyalım. Evet. Yine kadar tamam, yeter, tamam yeter yeter peki evet. ee, C vitamini serumunu erittik bir evet. çorba kaşığı su evet. bir çay kaşığı aloe vera jelini koyduk evet. bir tatlı kaşığı yine badem yağı badem ya ve bir evet. çay kaşığının ucu gibi de böyle bir bal, bal koyduk bal karıştırdık koyduk. Evet. doğal bir cilt serumu hazırlıyoruz peki ne yapacak bu cilt serumu diye sorayım bu bunu her her akşam hmm. ya da e, her kremin altına azıcık sürerseniz e, zaten e, yani Artık yüksek dereceli C vitamini serum evet. sence piyasada kaç paradır? Çok pahalı. E. Evet, pahalı. Evet. Aha. Şunun içerisine koyayım. Koyalım. Onu da kullanalım ha. Mis gibi. Onu da kullanalım. Evet. Acaba diyorum ya. ki önce şunu mu sürsek? Evet, güzel önce şey bunu oldu. sürelim. Ha onu mu sürelim, bunu mu? Önce bunu sürelim, onu sonra sürelim. onu sürelim. Sonra da bunu sürelim. Ben ha. buna bayıldım. Vallahi şöyle doldum, azıcık şöyle. eline koysam? Benim elim şu an zaten şey gibi, aha. bebek gibi. Hani bir bak diye hani. Evet. Ben bir şey denemeden asla paylaşmam da. Evet. Bunu her cilde sahip olanlar yapabilir mi yağlı da olsa, kuru da olsa. Ee, Yap Bence bu mi? herkes kullanabilir. Bunu. Bu C vitamini. Evet, evet, tamamen evet, bildiğiniz, içtiğiniz C vitamini ve içerisinde aloe vera jel var, Hı -hı. içerisinde badem, ve yağ badem yağ var. Evet. yağı var. Evet. Arzu var. ederseniz Hı. biraz hani gül suyu da hani koksun diye. Hani bence koku nasıl? Çok. Çok, çok koku, güzel ne yani? Içermiyor. Ev çok çok hafif evet. bir. İstersen... C vitamini kokusu var o kadar Aha, yani evet. Şimdi bunun denize uygulayalım. deniz yüzünü yıkadın mı? Nasıl hissettin kendini? Güzel, güzel. güzel değil mi? Kızda evet. gelmiş. Böyle sıkayım. Ha. Ondan sonra şimdi kremimizle Evet. değil mi? Dur bir havlu kağıt gönderebilir misin sen evet. bana ya? Ha, Biraz da. Şurayı da bir temizleyeyim. Evet. Valla e Ben kirletiyorum. Yok Yo, ben hemen hallediyorum. Evet. Kusura bakmayın. Aman efendim. Evet efendim. Şimdi şöyle, deniz kiprik mi var? Yok kipriklerin Yok. çok güzel maşallah. Maşallah evet çok güzel. Evet. Var. <laughs> şimdi şimdi. tabi bu işlem, e, bunlar böyle yatarak olması gereken şeydir ama. Şu yanaklar evet, çok önemli. Evet, biraz o masaj kremimizi ve serumumuzu sürerken yapabileceğimiz masajları birazcık anlatabilir misiniz? Şimdi abi? evinizde e, elinizin tersiyle yapacaksınız. Bu kıdı gidecek. Ondan sonra şu yumrukları kullanacaksınız. Şuralar yukarı çıkacak. Şu, şu yanak olsun istiyorsanız şu alttakini yukarıya, yukarıdakini hafif şu yanağınıza getirmeniz gerekir. Bunu ifade etmek çok zordur, uygulamak çok önemli. Bak gördün mü? Doğru. Mi? Yani Heh. bir de çünkü onu kendimiz evet. öyle yukarıya attırmak biraz zor olabilir. Aslında yapılabilir. Bir de ben de yapamıyorum. Aynanın diyorum. aynanın karşısında yapabilirsiniz. İki gün yapıyorum. Senin ya, maşallah çünkü... yanakların çok güzel. Yanak Mesela yapma. bak şurası çok önemli. Biz tabii dekolteye kadar da inebiliyoruz. Oradan değil mi böyle yukarıya evet. yukarıya. Mesela şu şekilde. Ters, yani bu Önemlidir. Hep yukarıya doğru. Hep çekeceğiz, yukarıya anladım. doğru. Çünkü yer çekiminden hepimiz etkileniyoruz. Bak. En azından bakım yaptığımız hani günlerde. Evet. Bakım yapabilir Bir de cilt e, yaşlanmanın dışında neden kırışıyor? Mesela sadece kırışık olduğu için de kuru ciltler özellikle kırışmaya daha mı yatkın oluyor? Mesela şöyle bir şey biliyorum yanlış Hı. mısın abla? Söyle canım. E, kuru ciltler daha çabuk kırışır Hı -hı. ama yağlı ciltler sarkar. Doğru düşündüm. Daha diridir yağlı evet. ama onlar da sarkabilir. Ee, şimdi eğer daha anneler çok bilinçli olması lazım. Genç kızlara öğretmesi lazım. Bir kere eğer kırışmak, sarkmak istemiyorsan benim yaşımda böyle diri kalmak istiyorsan Vallahi... e, her gün o maydanozu yaptınız ya. Şu. Evet. Onu mesela buz kabına doldurun o suyu onunla yüzünüze her gün dolaştırın. Sabah akşam dolaştırdığınızda hatta en basiti maden suyu. Maden suyu inanılmaz iyidir. Yıkamak açısından mı? Cizlimize? Yıkamak için zaten güzel ama onu buz haline getirip yarım da limon sıkarsanız içine içerisine onunla yüzünüze dolaştırırsanız her gün yüzünü sarkmayacaktır. Bütün buz bitene kadar mı yoksa Buz canlı... bitene kadar. Bir tane, bir kapsül bir, bitene kadar. Bir kadar. Yani hepsini demedim. Bir 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 kere yapıyorsun, 10 gün kullanıyorsun. Tabii tabii. Evet. Evet. Of valik. İyi geldi mi? Gayet iyi ellerine baktılar. <laughs> Allah Mesela şu oldu. şu büyük üstünü hiç unutmayın. Şu mesela Bakın şu şu. Ha, ağız yanındaki kasıklıklar evet. için mesela ne, ne hareket yapmamız bak. gerekiyor? Şu. Bak bak bak. Bak, ben ağız içine giriyorum eldivenler. Siz değil mi şu? Eldivenden e, değişik bir masaj sistemimiz var. Onu gösterebilir var bizim. miyiz ben? Ee, azıcık gösteririz. Ellerim tabi tabi. Getir ben sana hemen eldiven vereyim. eldiven Onu ver. azıcık gösterelim. Bunlar göster. temiz galiba, evet, evet. Bunlar temiz eldivenler. Biz tabii, çünkü neden? Suna abi sen yaparsın aynı ama belki biz de kendimiz evde yapabiliriz. E, biraz. Bu iş evde profesyonel bir işi, değil profesyonel iş. Yani bu mu, iş bugün biraz <laughs> <şanssızlı> deniz olsun. <laughs> deniz olsun evet. Ee, şöyle, şimdi bu çok önemli bir şey söyleyeyim sana. Buyurun. Şimdi iç dalaklar yani iç Hı. ağızdaki yanaklar çöküyor. Evet doğru. Ben terledim. <laughs> Terledin hemen. Evet. Bir Ondan sonra aç ağzını sen. Tabii bu yatarak olması gereken bir Aslında, şey. Aslında normalde öyle evet. de. Evet. Biliyorsun Canım ablacığım çok bir tamam. şey yaptı. Tamam. Şu şekilde bakın. Tamam. Şimdi Hocam, aşağıdan şey Burun kısmına çok bastırmayız denizim o Şeysi. Yok burundan bir şey yapmam. Biraz. Bak gel bak burunla alakamız yok bizim. Yani şey şurada ne? bakın içeride mesela şunlar denizciğim bunlar sarkıyor ya onları yukarı kaldırın. Ağız içi masajı yapıyor ya. Yani. Evet. Ne? Buradan böyle sarkanları yukurayı... dışarı doğru çektiğiniz zaman ne oluyor? Burası dolgunlaşıyor hemen. Şöyle bir aynaya bak. Şimdi düzdür. Evet. Vallahi bebek gibi oldun. Hayır. Yerle miydin ya? <gülüyor> <gülüyor> Sonradan mı oldu? Ne oldu? Hayır. Şimdi bunu tabii düzenli yapmak lazım. Tabii. Bir kere de mümkün evet. değil böyle içeri giriyoruz ama yatırarak olması lazım. Tabii, Şu tabii. çeneyi kaldırıyoruz. Şuraları düzeltiyoruz. Ondan sonra şuralara kadar geliyoruz. Masaj çok etkili değil mi? Sunamda. Masaj profesyonel bir elde tabii ki Ciddi değil. söylüyorum. Evet, en büyük evet. teknolojiden daha iyidir. Ama bilinçli. Şimdi biz eski yetişenler evet. ne yapardık? Bir yarım saat masaj yapardık. Değil mi? O kadar. Şimdi uzun. insanlar 5 beş dakikada, 5 dakikada bitiriyorlar. Evet. Yani hiç olmuyor bu siz çok özeniyorsunuz. Evet, ve özeniyoruz. Zaten Vay o yüzden <laughs> işte güzel. Hala şükürler olsun. Evet, şükürler olsun. Çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi, e, cilt lekelerine karşı pirinç maskemizi hazırlamak evet. üzere burada eee blenderım da hazır. hazır. Sizi bekliyorum. Evet. Evet. Tamam, şimdi pirinci koyalım e, içerisine. Şimdi bak pirinci. Bu pirinci ne yaptık? Daha öncesinde bir haşladık. Haşladık. Mı? haşladık. Evet, haşladık. haşladık. Pişmiş pirinci koyduk. Evet. evet. Şimdi bakayım. Evet. Ondan sonra gül suyu koyacağız. Şu gül suyunu koyalım. Çok az ama çok az. Şu kadar. Şu kadar, evet. Ondan sonra e, biraz da E vitamini olsun diye şöyle bir dakika canım benim, şöyle bir çay Ana. kaşığı kadar koyacağım. Şöyle. Bir çay kaşın ucu kadar evet. pirincimizin üzerine zeytinyağı. Şöyle azıcık daha. Yani tamam bir, işte. Evet, bir tam çay bir kaşığı dolu. tamam, evet. Sonra. Ondan sonra e, tamam, onu bir yumurta Şş, akı. Yumurta akı. Onu koymayacağız. O tamam. şey zor olur. Evet. Tamam. Yumurtanın Evet. akını. Akını koyalım. Evet, yumurta akı. Haşlanmış pirinç, evet. çay kaşığı kadar zeytinyağı koyduk. Evet. Ve bir o kadar da neredeyse gül suyu kattık. Şimdi, Şimdi onu, peelingimizi evet. hazırlıyoruz. Evet. Blenderdan geçireceğiz. Evet. Evet. Hemen hızlıca bunu çekiyorum. <laughs> <laughs> Leke karşıtı aslında bir o şey O süzgeçimi geçimi aldılar herhalde. Onu rica edeceğim. Evet. Evet. Oo, tamam. Bak. Bunu sürüyorsun fırçayla yüze. Bak. 5 5 dakika sonra geriliyor. Evet. Evet, peelingimizi peeling değil aslında bu. Yani hani şeyimizi <laughs> evet, süzeceğim biraz Maske da. gibi <laughs> mi? Birazcık daha. <laughs> maske evet maske bildir ama lifting gibi oluyor. Tamam. Aynı lifting Bunun aynı zamanda. Bunlar ekranda değil mi? Çok güzel oldu bu valla. Şimdi tamam. kaçırmayın. Evet. Evet. Şöyle. Tam, hakikaten sendik oldu gerçekten. Bugün onu, sendik... onu da süzeceğiz. Evet. Çünkü hani tortusu kalmasın Ay istiyoruz alıp, ya. Böyle parmaklarla böyle suratımıza sürürsek olmaz mı aslında? Olur olur aslında. Olur. Güzel çektin çünkü ben. Çok güzel oldu. Evet. Fütursuz oldu yani. Şimdi aç maskeni. Sana sürelim. Vay. Saçlarını iyice arkaya çek. Evet. Aha. Bence böyle Değil, sürelim. Evet onu Tam. hızlıca istersen Gel. sürelim. Sınavcım vaktimiz de biraz daraldı. Da... Evet. <laughs> daraldı. Şimdi bunu sürdüğünüz zaman. E, göz çevresi dahil olmak üzere sürüyorsunuz. Sürülebilir. Evet. Bu şekilde. E, i̇şe evet. geldim diye gel. Sonra burada bakımlar yap. <laughs> bakımlar yaptır. <laughs> <laughs> e, fakat bu şöyle söyleyeyim biraz sonra acayip derecede gerilebilirsin korkma kuruyacak değil ee, mi doğrusu? evet kuruyacak tamam. sonra önce yumuşatacak, önce ılık sonra soğuk suyla yıkadığınızda hı hı. E, cildinizin o çizgilerinizin biraz olsun açıldığını göreceksiniz. Göreceğiz. Peki. Sunal evet. isterseniz onu Deniz içeride sürmeye devam etsin. Al ha, Deniz. de dıraldı ama ne mutlu ki hem bütün tariflerinizin hepsinin çoğunu Yaptık. yapabildik. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine bir alkış rica ediyorum. Çok sunabıcım. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Senin Olmak her zaman zevkli sizinle de öyle <laughs> çok çok teşekkür ediyorum Suna abla uğurlarken hemen diğer evet. konumu davet etmek istiyorum kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş hocam geliyor Merhabalar, nasılsınız hocam İyiyim efendim siz nasılsınız gayet iyiyiz çok çok teşekkür evet. ediyoruz şimdi şöyle başlayalım son günlerde sıkça duyduğumuz tüp bebek tedavisindeki yapay zeka uygulaması nedir evet. şimdi bu esaslı çok ilginç bir uygulama yani yapay zeka aslında giderek ...hayatımızın her alanına girecek. Yani evet. bugün artık sürücüsüz otomobillerden bahsediliyor. Yapay zekanın kullanıldığı çok alanlar var. Ee, ama bizim sahamızda yani tüp bebek sahasında yapay zeka ne yapıyor? Yapay zeka esasında e, sizin geçmişte yaptığınız işleri e, toplayıp tamamen bunlardan nasıl en iyi sonucu çıkarabilirim diye çok gelişmiş bilgisayarlar aracılığıyla daha kusursuz sonuçlar için aynen ki. öyle yani mesela şimdi ben size iki tane örnek vereyim bir tanesi şimdi siz acaba hangi embriyoyu verirseniz bu embriyo rahime tutunur ve devam eder şimdi biz bugün bunu mesela test etmek için embriyolardan hep sizinle konuşuyoruz genetik tarama için örnek alıyoruz evet, diyoruz evet. ki bu embriyo tutunabilir ya da işte embriyoskop dediğimiz bir cihaz var bu cihazın içinde embriyoların 20 dakikada bir fotoğrafı çekiliyor ve böyle bir e, film şeridi gibi bu bakıyorsunuz karelere en iyi embriyo gelişimi nasıl olmuş buradan bir şeyler çıkartıyorsunuz şimdi e, esasında yapay zeka embriyologların gözle kendi gözleriyle seçtikleri ve bu iyidir dedikleri embriyoyu kendisi seçiyor ve diyor ki bu embriyo tutar diyor. Ve neticede şimdi biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ee, 3600 tane e, hasta üzerinde ve bunların bütün görüntülerini e, yükledik bu yapay zekaya ve bunların sonucunda e, şu anda yapay zekayı kullanıyoruz ve e, genellikle de %90'ın 90'nın üzerinde bir olasılıkla da doğru embriyoyu buluyor yani şu embriyo tutar diyor ve o embriyonun gerçekten tuttuğunu görüyoruz. Hem çok enteresan. Hem ülkemizde hem de dünyamızda çok sıkça kullanılmaya başlandı diye düşünüyorum değil mi? Bu başlanıyor diyelim. Başlanıyor yani. yani artık. Başlanıyor ve giderek çok ilerleyecek. Mesela bir başka kullanım sahası da yine hı hı. yapay zekanın. Şimdi siz geldiniz, biz sizi tedavi edeceğiz. ...bir ilaç dozu belirliyoruz. Yani üzerinize böyle bir elbise diker gibi... ...şu evet. ilaç dozu sizin uygun. için uygun olabilir diyoruz. Ama acaba gerçekte e, bu ilaç dozu size yeterli olur mu? Ya da fazla mı gelir? Yani bunu esasında tahmin edemiyoruz. Daha sonra işte gidişata göre bunu evet. ayarlıyoruz. Ama şimdi yapay zekaya sizinle ilgili bütün verileri yüklersek yani kilonuz boyunuz işte sigara içer misiniz içmez misiniz spor yapar mısınız yapmaz mısınız daha önceki denemeleriniz var mıdır onlarda hangi dozlar kullanılmış bütün hepsini sizin yaşam biçiminizi vesaire aktardığımız zaman e, Yapay zeka diyor ki e, şu dozda ilaç başlayabilirsiniz diyor ve gerçekten hmm. de biz denediğimiz zaman o ilaç dozlarının gerçekten de o Çift için çok mükemmel en olduğunu olan gözlemledik. En evet. uygun tedavi olduğunu evet, görüyorsunuz. Doğru, doğru. E, hocam peki COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da çok önem kazanan ve herkesin artık konuya hakim olduğu bağışıklık sisteminin gücünden biraz bahsedelim. Bağışıklık Tabii. sistemi tüp bebek tedavisinde ne kadar önemli? Esasında çok önemli ama bizim de en az ıı, bilinen konumuz maalesef bu bağışıklık sistemi. Şöyle ki şimdi siz mesela genetikten, bir embriyoyu geçiriyorsunuz. Yani bu embriyonun kromozomları tamamen sağlam. Bunu biliyorsunuz. Ve bu embriyoyu transfer ediyorsunuz. Gayet iyi bir şekilde transfer ediyorsunuz. Peki bu embriyo tutmuyor. Neden tutmuyor? Şimdi orada tutma oranı böyle bir embriyonun yaklaşık iyi bir merkezde %70 civarında. Şimdi %30 civarında bir boşluk var. Şimdi her şey iyi, rahimi iyi, hmm. tüpleri iyi, bir sorun yok. Embriyo Kromozom testinden geçmiş, sağlıklı neden tutmuyor? Şimdi vücudumuzda aslında bizi dış etkenlere karşı koruyan bizim bu doğal katil hücreler dediğimiz natural killer cell dediğimiz T hücreleri var. Bu T hücreleri aslında embriyoyu yabancı gibi görüyorlar. Babadan gelen daha doğrusu spermden gelen hücreler nedeniyle. Bunu yabancı, yabancı olarak, olarak, algılıyor. olarak algılıyorlar ve bunu yok etmeye çalışıyorlar. Hmm. Şimdi buradaki e, birinci sorun bu. İkinci sorun da şu: Esasında sizin ve eşinizin doku grupları birbirine çok yakınsa, bu sefer rahim sizi akraba gibi algılıyor. Diyor ki bunlar akraba olabilir, akraba bunlar diyor. O yüzden de bunlarda genetik hastalık olabilir diyor. Emiriyi reddediyor. Şimdi hmm. bu da hla dediğimiz bizim vücuttaki doku gruplarımızla ilgili bir şey. Bu esasına baktığınız zaman mesela eğer sizin eşinizle doku gruplarınız yakınsa o zaman bu iyi bir şey olabilir. Böbrek nakli yaptıracaksanız ya da karaciğer o nakli evet. evet ama eğer bebek yapacaksanız bu iyi bir şey olmayabilir. Yani ya tanıyor, tanıdık geliyor evet. aileden biri evet. gibi geliyor evet. ya da evet. e, Natural Killer zannediyor. Evet. Aynen öyle. Ve sonuçta bu embriyoyu reddediyor. Şimdi sizin burada burada tabii bir halk arasında yanlış anlaşılan bir şey esasında sizin aracılığınızla düzeltmek isterim. Şimdi şöyle zannediyorlar. Şimdi diyorlar ki aman Covid var bizim bağışıklığımızı baskılamayın. Şimdi biz esasında bağışıklığı baskılamıyoruz. Bağışıklığı aslında yönetiyoruz. Yani belli hücrelere dur diyoruz. Bu embriyoya gidip saldırma diyoruz. Yoksa kişinin bütün bağışıklığını birden indirip de onu hani Covid'e ya da başka diğer dış etkenlere açık hale getirme gibi bir durumumuz söz konusu değil. değil evet. e, Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları çiftleri mutlaka ki her anlamda aslında olumsuz etkiliyor. Peki başarıyı arttırmak için ne yapıyorsunuz, neler yapılıyor, hangi yöntemler kullanılıyor? Yani şimdi tabii e, Çağla Hanım şöyle, şimdi tabii birincisi siz embriyodan emin olacaksınız. Bunu da biraz evvel söylediğim gibi şu andaki en iyi elimizdeki yöntem genetik tarama yaptınız. Embriyonuz sağlam. rahim içinin çok düzgün olması lazım. Belli bir kalınlığın üzerinde olması lazım. Bu genellikle 7 milimetre, Yapışıklıklar olmaması lazım rahim içinde ya da başka herhangi bir şey. Miyon, polip vesaire gibi bir şey olmaması lazım. Tüplerde sıvı olmaması lazım. Bütün bunları siz hallettikten sonra şimdi nasıl bu embriyonun tutunmasını arttırabilirsiniz? Şimdi mesela e, halk arasında yine gebelik aşısı denen bir madde var. Bu GCSF denilen bir e, ilaç esasında. Hı hı hı. Bu ilacı siz rahimin içine verdiğiniz zaman ya da enjekte ettiğiniz zaman bu esasında o biraz evvel konuştuğumuz natural killer hücreleri durduruyor. Yani bunların aslında gidip embriyoya saldırmalarını e, önlüyor. Yani. Ya da bugün bir şekilde rahim kasılmasına yönelik tedaviler giderek artıyor. Yani rahim kasılması. Yani rahim normalde biliyorsunuz çocuğu doğurmak için belli bir şekilde kasılarak çocuğu doğuruyor. Ama embriyo'yu koyduğunuz zaman kasılırsa o zaman aspirasyon içindekileri. Ve bu aslında şimdi, tabii, bir tabii, refleks, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Aynen öyle. Yani rahimin aslında bir refleksi ama yanlış zamanda gösterilmiş yani. bir refleks. Tabii. O zaman şimdi siz bunu önleyecek tedbirler almanız lazım. Bunu önleyecek ilaçlar var ve yeni ilaçlar e, geliştiriliyor. Yine e, bununla ilgili olarak embriyoya e, laboratuvarda uygulanan bir takım işlemler var. Yani e, bizim asiste hatching dediğimiz embriyonun kabuğunun, dış kabuğunun zona dediğimiz dış kabuğunun inceltilmesi lazer vasıtasıyla. Hmm. Yine embriyo yapıştırıcı dediğimiz başka bir madde var. Bunun içinde embriyolar belli bir süre bekletilirse bunların rahime daha kolay tutunabildikleri gösterilmiş. Çünkü rahimin o süngersi yapısını delip içeriye girip embriyonun tutunabilmesi lazım. Dolayısıyla bir de bunların dışında biraz evvel sizinle konuştuğumuz bağışıklık sistemini modüle eden yani yönetebilen bir takım ilaçlar, serumlar var. Bunları kullanmanız lazım. Tüm testleri yaptıktan sonra. Yaptıktan sonra tabii. Peki tüp bebek tedavisi öncesi sonrası veya sırasında bu COVID-19 aşısını ne zaman yapılmasını siz öneriyorsunuz danışanlarınıza? Biz yani öncesinde esasında yapılmasında bir sakınca görmüyoruz. Ama mesela tüp bebek tedavisine başlamış kişi soruyor bize diyor ki ben şimdi iki doz aldım. Şimdi üçüncü hatırlatma dozunu alayım, alayım mı? Alayım mı diye ne diyorsunuz? Evet, ama mesela embriyo transferi çok yakın. Bir hafta sonra embriyo transferi olacak. Hı. E gebek alacak. kalacak 11 gün sonra gebelik testi belli olacak. Diyoruz ki gebeliği bekle. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra yaptır diyoruz. Hı hı. Ya da eğer hani embriyoları dondurulacaksa 2 ay 3 ay sonra transfer yapılacaksa o zaman COVID aşısının olmasında herhangi bir sakınca görmüyoruz. E, üçüncü dozu mutlaka öneriyor musunuz sizden? Mutlaka öneriyoruz. Evet hatırlatma Peki. dozunu mutlaka öneriyorsunuz. öneriyorsunuz. Peki tüp bebek tedavisinde kök hücre çalışmaları ne durumda hocam? Şimdi bizim tabi esasında size de hep bu konuyu konuştuk. Bizim şimdi Sağlık e, Bakanlığımızın izniyle yapılıyor bu. Biz e, bu konuda e, izin aldık. E, her merkeze izin vermiyorlar. Burada tabi merkezin esasında e, bu kök hücreler kemik iliğinden alınıyor. Yani bu kalça kemiğinden alınıyor. Dolayısıyla merkezin kemik iliği, nakli yapılabilecek bir sertifikaya sahip olması lazım. Kök hücre laboratuvarı sertifikasına sahip olması, olması, olması lazım. lazım. Vesaire. Şimdi sonuçta e, bu izni aldıktan sonra bizim uyguladığımız ilk üç hastanın bir tanesini transfer yaptık. O gebe kaldı. Şimdi iki hastamız daha var sırada ve yeni bir izin için daha başvurduk. O hastaların e, şimdi izinlerini bekliyoruz ama... Benim gördüğüm kadarıyla oldukça ümit vadeden bir teknoloji yani yurt dışından da mesela yapılan yayınlarda şu e, an kıp, uygulanan kıp, bir uygulama e, mı yurt dışında? Ya zaten? şöyle e, Avrupa'da e, bir tek İspanya'da uygulanıyor hmm. ülkemizde uygulanıyor Sağlık Bakanlığı'nın yine izniyle Avrupa'da diğer ülkelerde kısıtlama var Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz FDA dediğimiz ilaç ve gıda e, örgütünden geçmemiş bir şey e, uygulama. E, daha ziyade e, uzak doğu ülkelerinde ve e, diğer bazı ülkelerde uygulanıyor. Çok çok tabii yeni bir uygulama ama e, ilk sonuçlarla e, yani aslında yani Türkiye'nin aslında ilk şeyini kök hücre ile olan bebeğini doğurttuk. Yani 25 Eylül. ...2021'de ilk bebeğini doğurttuk. Ama tabii diğer izinlerimizi bekliyoruz. Onlar da geldikten sonra daha geniş seriler üzerinde konuşacağız. Ama ümit verici bir uygulama. Güzel. Evet hocam yüzünüzü güldürmüş bayağı evet, bir evet, bu gelişme. Evet. Peki evet. E, yine son dönemde çok fazla sıkça duyduğumuz tüp bebek tedavisindeki PRP yönteminden birazcık bahsedelim. Evet, ne işe yarıyor evet. PRP? PRP şimdi o da çok enteresan bir uygulama esasında. PRP'nin temel e, amacı esasında şöyle vücutta birçok yerde kullanılıyor evet, PRP. Yani evet. e, ciltten tutun işte saça, kalpten tutun dişlere, diş etlerine kadar birçok yerde kullanılıyor. Ama bizdeki temel amacı uyan e, yumurtaları eğer sistemin kendisi uyaramıyorsa o zaman acaba siz bunları dışarıdan herhangi bir şeyle uyarabilir misiniz? Şimdi PRP'de kişinin kendi kanı kullanılıyor kendi kanının içindeki platelet dediğimiz hücreler ve serum kullanılıyor. Serumun içinde de büyüme faktörleri var. Siz bunu alıp enjekte ederseniz buna esasında kadınlarda biz 3,5 yıldır kullanıyoruz. 2018 Aralık'ta başladık ve oldukça ciddi vakamız oldu şu ana kadar. Ve sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Ama herkes de aynı etkiyi yapıyor mu derseniz, herkes aynı etkiyi yapmıyor. Hı hı. Yaş önemli bir faktör. Hı hı. E, ama 46 yaşına kadar gebelikler elde ettik. Yani biz e, esasında hani genelde eskiden 43 yaşından sonra çok gebelik görmezdik. Ama şimdi 46 yaşına kadar canlı doğumla sonlanan gebelikler elde ettik. Ama tabii şu unutulmamalı, gebelik oranları yaşa çok bağımlı. Yani bir kadın eğer 34 yaşındaysa, Alacağı gebelik oranı farklı. farklı değil mi? 44 46, yaşındaysa evet. ya da 46 yaşındaysa alacağı gebelik oranı farklı. Ama işe yarıyor mu? İnsan ömrünün de birazcık uzun, uzadığını, kadınların da aslında toplumumuzda da daha iyi kendilerine bakmaya başladıklarını, daha çok spor yapmaya başladıklarını tabii, düşünürsek tabii. aslında sizin elinizi kolaylaştıran yaşlara doğru bir tırmanış evet, gözlemleniyor evet. olabilir değil mi? Kesinlikle yani bence giderek yeni bu tip yöntemlerin bulunmasıyla, daha da ileri yaşlara doğru bir kayış olacak gibi gözüküyor. diye evet, derken enerji Dedellikle. olsun değil mi? Tabii. <laughs> evet, kısa evet, bir ara verelim Aradan tabii, sonra devam tabii. edeceğiz hocam. Buyurun. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Profesör Doktor Bülent Traş hocama bırakmak istiyorum. Son neler eklemek istersiniz hocam? Ya ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, insanlar yaşamlarını daha iyi yaşasınlar. Yani ...daha iyi gıdalar tüketmeye çalışsınlar... ...daha seçici olsunlar... ...biraz daha evet, sizin söylediğiniz gibi... ...mümkünse spor yapsınlar... Hmm. ...yürüyüş yapsınlar... Hmm. ...ve kendilerine iyi baksınlar ki... E, ...yumurtaları... ...spermleri de ona göre iyi olsun... ...yani obeziteden kaçınsınlar... ...şişmanlıktan hmm. kaçınsınlar... Çok, bir evet, bir ...sigaradan... Be. ...alkolden... Çok ...uyuşturucu zararlı. maddelerden ve diğer... E, ...kötü alışkanlıklarından... ...kurtulsunlar... Ne kadar kendilerine iyi bakarlarsa, biz bunu canlı canlı görüyoruz. Hem yumurtaları artacaktır, hem spermleri artacaktır. Hem de dünyaya o kadar sağlıklı bebekler getireceklerdir. Getireceklerdir <laughs> ve özellikle de hani genç kızlarımız, kadınlarımız mutlaka yumurtalarına baktırsınlar, yumurtalarını saydırsınlar. Evet, yani gençin diye düşünmemeleri he, bekar de gerekiyor. Bekar da olabilirler. Evet. Yani bekar da olsalar, evli de olsalar mutlaka yumurtalarını saydırsınlar Peki. ve e, eğer mümkünse de. Dondurmaları gerekiyorsa da eğer evli değillerse de o imkanımız da var yumurtalarını dondursunlar. dondursunlar. Uyarısını buradan yapalım. Çok çok teşekkür ben ediyoruz hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yayınımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.